Sizlerin sorusu varsa onu da yanıtlamak isterim. Bir yayına başladım diye şey yaptım, sonra ee, bir takılmış gibi gördüm, tekrar başlattım. Umarım şu anda normal e, yayın şeyine geçmişizdir diye umut ediyorum. Herkese iyi akşamlar dedim ama belki duyulmamıştır. Tekrar iyi akşamlar diyeyim. Seste ve benzeri bir şeylerde sorun yaşayan yok, değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla bütün göstergeler iyi çalışıyor. Dolayısıyla sorunsuz bir yayın yapacağımızı umut ediyoruz. Yine el ele tutuşup dua edelim tabi. Evet, Kumral Hanım'a kadar herkese iyi akşamlar demiştim. Eğer duyulmadıysa devamını getireyim. Alev Hanım, Halim Bey, Turgay Bey, Nur Hanım, Berna, Birgül, Tunç, Murat Aytumur. Bulgaristan'a gene selamlar. Kristin, David abi tamam. Ee, birkaç dakikamız daha var. İster bugüne kadar konuştuğumuz şeylerden, isterseniz e, farklı yayınlarda konuşulan şeylerden, Aklınıza takılan bir şey varsa bu 2-3 dakikayı bu sorularla e, doldurabiliriz. Ben çok kabaca bir özet yapmak adına e, söyleyeceğim. Bu belgesel fotoğraf atölyesinin ilk iki oturumunda e, daha çok fotoğraf, belgesel fotoğraf, sosyal belgesel fotoğraf nedir, nelere işaret eder, nasıl bir yöntemi vardır... ...ve diğer disiplinlerle ilişkisi nasıldırı konuştuk. Evet, hepimizin e, sanat günü kutlu olsun. Çetin abi, sarı kırmızıdan dolayı mı bizim takım diyorsun acaba? Hepsi bizim takım da... Şimdi sen beni mesela sarı kırmızı giymiş görüyorsun. Ben kendimi siyah beyaz görüyorum onun için. <laughs> Hepsi siyah beyaz bize. Yelda, Doğan, Tuncer, Ayfer, Müge, Sıdıka, Turgut. Turgut selamlar. Faruk, Nilgün, Ercan, Okan Bey selamlar. Yılmaz Eylem. Var mıdır bir sorunuz? Daha önce konuştuğumuz şeylerle ya da diğer yayınlarla alakalı. Bu hafta sonu yine bir sokağa çıkma yasağı durumu söz konusu 30 e, il ve zonguldak diye böyle Çetin abi de zonguldakta böyle 30 il ve zonguldak diye söyleyince de biraz ayıp gibi oluyor ama e, dolayısıyla bu hafta sonu e, belki cumartesi ve pazar günleri ikişer tane olmak üzere yayın yapmak gibi bir planımız var. Dolayısıyla Cem Sener arkadaşımız büyük ihtimal bu akşam ya da yarın bir anket açacak YouTube kanalı üzerinde. O ankete cevap vermenizi rica ediyoruz ki biz de hafta sonu yayın programını, planını sizlerin istekleri doğrultusunda yapmaya gayret edelim. Yoksa biz bir plan hazırladık. Yarından sonra duyurusunu yapacağız ama e, sizlerden ağırlıklı gelen bir şey olursa o zaman e, öncelik verme şansımız olabilir. Onun için e, öyle bir şey olabilir. Yılmaz Bey yeni mikrofon yetişti fakat e, bir MacBook Pro bir de MacBook Air var. MacBook Air'e uyum sağlayamadı maalesef. Dolayısıyla bugünkü yayını gene bununla yapıyoruz. Ee, o mikrofon içinde Alpaslan Falakalı'ya tekrar teşekkür ediyorum. Henüz tam verimli kullanamasak da e, bir mikrofonumuz var yayın için aslında. Evet Malatya'ya da çok selam. Malatya'da da çok keyifli bir iki günlük çalışmamız olmuştu geçtiğimiz aylarda. İnşallah tekrar şansımız olur. Edremit'e de selamlar. Oraya da bir uğramıştık. Şimdi e, Osman Bey'in isteği üzerine bir iki şey söylemek istiyorum. Hem evde böyle yapay ışıkla ya da doğal ışıkla aynı zamanda flaşla alakalı e, eğitimler, videolar, yayınlar yapmak istiyoruz. Fakat hep söylüyoruz, biz dört e, kişilik bir ekibiz. Ee, sevgili Serkan Arıkuşu, Cem Saner, Murat Pulat ve benim e, oluşturduğum bir ekibiz ve maalesef ki bu günler dolayısıyla dördümüz birbirimizle hiçbir araya gelemiyoruz ve hazırlamak istediğimiz birçok videoyu da ancak birisi çekecek birisi uygulayacak gibi yapmamız lazım. Dolayısıyla da bir araya gelemediğimiz için bazı istediğimiz videoları ve yayınları gerçekleştiremiyoruz. Birazcık şey rahatlarsa ortam o zaman bir şansımız olabilir. Yılmaz Bey biz sizin kadar teknik bakmıyoruz vallahi. Eğer sesi duyuyorsanız siz de artık kafaya takmayın diye düşünüyorum. 720 idi falan o kadar çok yani normal akıyorsa şu anda bence aksın devam etsin. Çünkü e, bu e, hikayeyi benzer ne olur yanlış anlamayın beni e, benzer bir e, şekilde fotoğraf yaklaşımlarında da biz çok görürüz ve hep aynı şeyi konuşuruz. Ya bu kadar tekneye kafaya takmayın. Bir e, askeri şeyi sağlıyorsa siz anlatın diye, hele ki şimdi belgesel fotoğrafı konuşuyoruz ya, buna dair çok hikayeler anlatacağız. İnşallah takılmadan ve sesi de iyi duyabildiğiniz bir şekilde yayını yapabiliyorumdur. Eğer yapıyorsak, hep konuştuğumuz fotoğrafta anlatım dili atölyesinde yanılmıyorsam konuşmuştuk. Ve belgeselin de bir yerinde geçmişti. İşte teknik biçim, içerik, anlatım duygudan oluşur fotoğraf ama... Teknik ve biçim bu işin çok küçük bir bölümünü kapsar. Asıl hikaye içerik, anlatım ve duygudadır diye. Burada, O zaman da diyorduk ki işte e, teknik ve biçim fotoğrafta yemekteki tuz kadar olmalı. Burada da o yemeğin tuzu kadar bir teknik altyapı sağlayabiliyorsak ne mutlu. Ondan sonrasını artık e, süreç içerisinde... E, halledeceğiz. Ya biz bir Murat'la, Serkan'la, Cem'le bir araya gelebilsek, onlar teknik hikayede benden çok daha becerikliler ve bilgililer. E, hem benim bilgisayarı adam ederler, hem sesi e, düzeltirler de işte gelemiyoruz bir araya. Derdimiz orada. İnşallah olacak ama. Şimdi e, bu akşam belgesel fotoğraf atölyesinde üçüncü oturumu gerçekleştireceğiz. Ve bu oturum içerisinde bir belgesel proje, bir fotoğraförtaj çalışması nasıl yapılabilir mevzusunu birazcık formüle ederek konuşmaya çalışacağız. Tabii ki anlatacağım hiçbir şey kanun, kural, değişmez hükümler falan değildir. Bu Uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla da e, hani her yediğim bir yoğurt yiyişi var tekniğinden hareketle. Bu bizim o yoğurdu nasıl yediğimize dair bir hikayedir. Aynı zamanda Özcan Yurdalı'nın belgesel fotoğraf ve fotoğraf kitabında anlatılan yöntemdir. Aynı zamanda David Turn'ün Magnum fotoğrafçılarının kullandığını söylediği bir yöntemdir. Aynı zamanda da WordPress Foto'nun Türkiye'ye gelip ve dünyanın başka yerlerine de gidip uyguladığı foto röportaj atölyesinin çalışma prensibidir. Ama bu konuştuğum şeylerin ya da konuşacağım şeylerin daha doğrusu dışında da çok e, başarıya ulaşmış yöntemler mutlaka vardı. Ben yöntemlerden bir tanesini anlatacağım. Ee, bu arada iyi akşamlar diyemediğim herkese de tekrar iyi akşamlar demiş olayım. Birkaç hatırlatmayla başlamak istiyorum klasik olarak. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, fotoğrafla ilgili olan eş, dost, arkadaş, tanıdık, sevdiğiniz herkese e, YouTube kanalımızı haber vermeyi aynı zamanda Facebook ve Instagram'da yaptığımız bazı paylaşımları uygun gördüklerinizi siz de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ricasını hatırlatmış olayım. Bir başka ricam daha var. Sosyal medyanın farklı kanallarında yaptığımız çalışmaları duyurmaya çalışıyoruz. Ve her mecranın da kendine özgü ...bazı davranış biçimleri var. Twitter'da Videogren, Instagram'da Videogren alt çizgi fotoğraf... ...ve Facebook'ta da bir sayfa olarak Videogren diye bizi takip ederseniz... ...bu mecraların uygun yöntemlerini kullandığımız şeylere, yayınlara da ulaşabilirsiniz. Mesela Instagram üzerinden canlı yayınlar yapacağız... Onu takip etmek için e, siz bizi de takip ediyor olmanız lazım. Ne bileyim Twitter'da belki bazı şeyler paylaşacağız e, birlikte yapılabilecek hikayeler üzerine. Twitter'dan payla, e, takibinizi rica ediyoruz. Şimdi bir isim gördüm ona hemen şey yapayım. Sevgili Alpaslan senin mikrofon bana ulaştı çok teşekkür ediyorum. İki yayındır da teşekkür ediyorum. Fakat ben henüz tam verimli kullanmayı başaramadım e, ama başaracağım. Alparslan Falakalı'yı buradan tekrar alkışlayarak teşekkür ediyorum. Umarım ihtiyacınız olmaz ama çok yetenekli bir diş hekimidir. E, gerektiğinde Alparslan Falakalı'ya ulaşabilirsiniz. Bir reklamını da yapmış oldum böylece. Bir başka hatırlatmam Instagram üzerinden yaptığımız paylaşımlarla alakalı. Bu haftanın konusu Videogren Alt Çizgi Evde Kal etiketiyle evde belki biraz da evden çekebileceğiniz fotoğraflar üzerine. Her gün Instagram'da konu başlıkları önerileri paylaşıyoruz. Onlar da size destek olabilir. Ee, çalışmalarınızı bekliyoruz. Çok keyifli fotoğraflar paylaşılıyor. Her gün sayı artıyor. Ne kadar çok fotoğraf paylaşılırsa o kadar çok e, fotoğraf üzerinden konuşma şansımız oluyor. Ee, bu hikaye de çok hoşumuza gidiyor. Geçenlerde böyle bir e, WhatsApp ortamında yine bizim dört kişilik ekip Serkan, Murat, Cem, ben haberleşirken şey yaptık. Hem e, Fotoğraf Federasyonu hem farklı dernekler bu bizim başlattığımız hikayeye benzer şeyler başlatmışlar. Ne kadar güzel. E, Birçok hikayede olduğu gibi böyle bu işi ilk yapanlardan biri. Belki bir şekilde de. Bir kıvılcım ortaya çıkmasını sağlayan bir kadro olduk. Çok e, o açıdan da mutluyuz. Alparslan abi bak bir e, müşteri çıktı sana. E, dolayısıyla <laughs> yardımcı ol. Şimdi e, Sayın Ülker, Ülker Hanım mı, Ülker Bey mi çok özür diliyorum. Eski tarihi evden çekilen foto derken neyi kastediyorsunuz bilmiyorum ama ben daha çok iç mekanda evde çekilmiş fotoğrafları göreceğimizi umut ediyorum. Mesela bugün öne çıkanlarda paylaştığım bazı böyle eski tarihli yeni çekilmemiş ama iç mekanda çekilmiş çok şık portreler falan da vardı. Dün de vardı yine öne çıkanlardan paylaştıklarımızda. Hani o tarz fotoğrafları yine kabul ediyorum ama dışarıda, sokakta, doğada bir yerlerde çekilmiş fotoğrafları çok açıkçası istemiyoruz. Biraz daha böyle iç mekanda yapılmış çalışmaları tercih ediyoruz. Çok sağ olun Gül Hanım, teşekkürler. Evet, yarın akşam e, sevgili Murat Bulat'ın kompozisyon atölyesinin ikinci oturumu var. Dün akşam çok keyifli bir ilk oturum vardı. Yaklaşık iki saat sürdü ve bayağı böyle çok örnek üzerinden fotoğraf işinin teknik tarafını e, konuşmuş e, olduk. Murat Hoca konuştu, biz dinledik, izledik. E, yarın da bu mevzunun biçim tarafına da geçeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla... İlk yayını izlememiş olanlar YouTube kanalımızdan izleyip yarın akşam ikinci bölümle atölyeye devam edebilir. Toplam dört oturumluk bir şey olacak. Evet Ülker Hanım yani arşivden fotoğraf olabilir ama iç mekan olmasını, içeride çekilmiş olmasını ve mümkünse hani başlık evde kal olduğu için ev duygusunu vermesini tercih ederim ederiz. Çünkü ne bileyim Safranbolu'da bir demirci ustasını çektiyseniz o çok böyle bu evde kal konseptine uymayacak. Onun için çok tercih etmeyiz diye söylemiş olayım. Evet bugün belgesel proje hazırlamanın aşamalarını konuşacağız. Toplam 6 oturumumuz vardı. Dolayısıyla üçüncü ayağa geldik ve burada da konu seçiminden başlayarak çekim aşamasındaki başlıklara kadar detaylı bir konu konuşacağız. Aygül Hanım şimdi ben mevzuya giriyorum ama kısaca bu konuyla alakalı bir şey vereyim. Su damlacıklarının sabit durması ve sizin istediğiniz şekilde görünebilmesi için gliserin olması lazım. Ama mavili olması ne demek çok bilmiyorum. Dolayısıyla yani mavi renkte görünmesini kastediyorsanız onu bilemiyorum. Yani gliserin o işi yapıyor mu? Evet bir belgesel proje hazırlamanın aşamalarına geldiğimiz zaman şöyle bir çizimle ya da şöyle bir sistemle biz hep anlatmaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz sistematiği hem biz atölye çalışmalarında kullanıyoruz, hem işte sevgili Özcan Yurdala'nın belgesel fotoğraf ve foto röportaj kitabında da benzer bir şekilde anlatılıyor. Bir fotoğraf projesi hazırlamayı bir daire ve dört eşit parçaya bölünen aşamalar olarak kabul ediyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Birinci sebep şu, herkes zannediyor ki, bir belgesel proje hazırlamanın en önemli aşaması çekim aşamasıdır. Oysa ki değildir. Büyük ihtimalle seçtiğiniz konuya da bağlı olmakla birlikte belki de en az süreyi alacak şeylerden bir tanesi çekim aşamasıdır. Bir belgesel projede bütün aşamalar birbiriyle eşit ağırlıkta güce sahiptir. Yani konu seçiminden başlayıp, araştırma, ilişkilenme, gözlem ve çekim ağacı dediğimiz aşamaya. Daha sonra çekime, çekimden sonra da fotoğraf seçimi ve editing yani sıralamaya uzanan eşit ağırlıklı bir çalışma sistematiğiniz olması lazım. Bunu unutmayın bir. İkincisi, herhangi bir aşamada istediğiniz sonucu alamadıysanız nereye bakmanız gerektiğini gösteren bir çizimdir bu aynı zamanda. Mesela diyelim ki her şeyi yaptınız, bitirdiniz ve fotoğrafları seçmeye başladınız ama istediğiniz güçte, istediğiniz etkide ve derdini anlatan beceride fotoğraflar bulamıyorsunuz. Dolayısıyla da ilk bakmanız gereken yer bir adım geriye giderek çekimde mi bir eksikliğim vardır? Çekimlerinizi kontrol edersiniz. Ya ben hemen hemen neredeyse her şeyi çekmişim diyorsanız o zaman biraz sonra konuşacağımız çekim ağacına dönersiniz. Acaba ben bu fotoğrafları planlarken bir eksiklik mi gösterdim diye. Eğer orada bir eksikliğiniz varsa anlarız ki araştırmanızda gözleminizde bir problem var. Eğer hala bir eksiklik hissediyorsanız belki de konu seçimini çok doğru yapmadınız. Çok doğrudan kastımın ne olduğunu biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla ee, ...bize aynı zamanda hangi yolda yürümemiz gerektiğini de söyleyen bir harita bu gördüğünüz şey. Şimdi ben e, mouse'umu e, Müge'nin bilgisayarına taktım, onun tırtılın yönü değişti. Galiba hep yanlış gidip geliyorum. E, onun için bir ileri bir geri yapmış oluyorum. Şimdi ilk adımımız konu seçimi... Dolayısıyla konuyu nasıl seçeceğimize dair de bir rotamız olması gerekiyor. Şimdi ilk yapmanız gereken şey bir kağıt, bir kalem alıyorsunuz ve aklınıza gelen bütün konuları birer başlık olarak alt alta yazıyorsunuz. Bu yazacağınız başlıklar çok basitten çok detaylı ve zor bir konuya kadar geniş bir skalada olabiliyor. Yani bizim mahallenin bakkalı Efendime söyleyeyim, Kayseri'deki çanak çömlekçiler, bilmem e, Kars'taki ciritçiler, İstiklal Caddesi, Nepal'deki çanak çömlekçiler, Eskimolar, İtalyan mafyası falan diye böyle çok geniş, hiçbir sınır koymadan kendinize bir liste hazırlıyorsunuz. Nelerin fotoğraf projesi olarak çalışmayı uygun görüyorum diye. Daha sonra. Tabii ki aklınıza hemen şöyle bir soru gelecek. Ya ben çanak çömlekçileri, efendime söyleyeyim, Kars'taki ciritçileri, Edirne kapıdaki kuş pazarını yazdım ama bunu daha önce çeken başka bir sürü fotoğrafçı oldu. Şimdi ben daha önce yapılmış, bilinen bir işi tekrar yaparak doğru bir adım atıyor muyum? Yoksa başka bir şey mi yapmam lazım diye. Bülent Bey, bendeki görüntü net görünüyor. Sizde YouTube'da sağ alt köşede bir çözünürlük şeyi vardır. Belki o düşük kalmış olabilir. İsterseniz onu bir kontrol edin. Çünkü ben hiçbir ayarımı değiştirmedim. Geçen akşam yaptığım şeyle yapıyorum ve ben de bir taraftan kontrol ediyorum. YouTube açık bende. Orada net görünüyor. Umarım sadece sizdeki o ayardan kaynaklıdır. Başka bu derdi yaşayan var mı bilemiyorum. Şimdi başka birinin yaptığı bir çalışmayı tekrarlamak yanlış mıdır üzerinden gidelim istiyorum. Bunun için de birkaç tane örnek çalışma göstereceğim. Bu Bursa'dan. Bu fırsattan sevgili Mehmet Dağ'ın, sevgili arkadaşımızın yaptığı bir çalışmadan 3 tane örnek fotoğraf. Torakçılar, torlakçılar falan diye de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, belki de çalışmışsınızdır daha önce. Yani odun kömürü yapan arkadaşlarımız. Dolayısıyla Mehmet Dağ'ın yaptığı bir çalışmadan 3 fotoğraf gösteriyorum. Şimdi aynı mevzudan, çünkü aynı yer değil, hiçbirbirimizle alakasız yaptığımız iş... Benim yaptığım bir çalışmadan üç fotoğraf göstereceğim. Sonra geri dönüp üzerinde konuşacağız. Şimdi bakın Mehmet Dağ'ın ile benim çalışmam arasında ilk olarak en önemli fark ne? Tabii ki e, teknik. Yani Mehmet Dağ'ın çalışması renkli bir çalışmayken benim yaptığım çalışmada teknik daha ağır basan bir e, siyah beyaz daha ağır basan bir hikaye olarak görünüyor. İkincisi Mehmet Dağ'ın çalışmasına baktığımız zaman çok daha estetik olarak güçlü bir görüntü olduğunu görmek mümkün. Benim yaptığım çalışmada biraz daha insanlara yakın olarak onların hikayesi üzerinden kurulmaya çalışılan bir dil olduğunu söylemek mümkün. Hemen bir şey. Ee, sevgili Hasan, ee... Yani çok kabaca söyleyeceğim bunu. Muhtemelen ne seçersek seçelim birileri çalışmıştır. Kesin birileri yapmıştır. Tabii ki şu aşamada, şu günümüzde en iyi, iyi yöntem, yordam internet. İnternet üzerinden bulmak mümkün. Neredeyse Instagram'da herhangi bir hashtag yazdığımız zaman, bir etiket yazdığımız zaman onunla ilgili birçok fotoğraf çıkabiliyor. Biz genelde hani fotoğraf camiası içinde olduğumuz için 3 aşağı 5 yukarı takip ediyoruz. Sizler de ediyorsunuzdur. Dolayısıyla e, tahmin ediyorum yani çok ekstrem bir iş proje planlamadıysanız bir örneğini mutlak görürsünüz birilerinde. Bir başka şey göstereceğim. E, Foto Araf'tan yani Haluk Çobanoğlu Coşkun Aşar, Burcu Gökner gibi arkadaşlarımızın oluşturduğu bir belgesel fotoğraf kooperatifi olan fotoğraftan sevgili Coşkun Aşar'ın Karanlıktaki Çocuklar. Bu bir dönem Taksim ve çevresindeki tinerci çocukların e, hakkında yapılan bir belgesel projedir. Uzun da yıllarca süren bir projedir. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Tekrar geri geleceğim. Bu da Narfotos'tan sevgili Tolga e, Sezgin'in yaptığı Sokak Çocukları çalışmasıdır. Gene aynı çocuklardır bu arada çünkü o bir kadroydu. E, dolayısıyla Coşkun da Tolga da ikisi de çok yakın arkadaşımdır. Tolga hatta bir süre ev, ev arkadaşlığı da yaptığımız çok sevdiğim bir fotoğrafçıdır. E, aynı çocuklarla çalıştılar ama fotoğraflara baktığımız zaman Coşkun'un fotoğraflarında daha genel planlarla ve tek tek çocuklar üzerinden kurulan bir hikaye olduğunu, Tolga'nın mevzusuna baktığımız zaman çocuklarla birlikte çevredeki diğer olaylarla anlatıldığını görürüz. Şöyle e, Tolga'nın fotoğraflarda soldan ikinci sırada olan üstteki mesela hastanededir. Üçüncü sırada altta olan çocuklardan biri vefat ettiği zaman mezarlıktadır. İşte karakolda olan vardı, ne bileyim bir sürü problemli yerde yine sokaklarda falan da vardı. Dolayısıyla şunu söylemek her zaman mümkün. Herhangi bir konunun daha önce işlenmiş ya da başka bir fotoğrafçı ya da birkaç fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmasında bir sorun yoktur. Bu sokak çocukları, tinerci çocuklar mesela o dönem neredeyse İstanbul'daki birçok fotoğrafçı tarafından çalışıldı. Hatta yurt dışından Türkiye'ye gelip yine Türk ve yabancı fotoğrafçılar tarafından çekilen bir konu oldu. Çok kabaca söyleyeyim ben. Aynı çocuklar olmasına rağmen neredeyse her fotoğrafçıda başka bir dil, başka bir yön Başka bir anlatım bulduk. Dolayısıyla biz de daha önce çekilmiş bir konuyu seçsek bile bizce nasıl anlatıyoruz, kendi dilimizi oluşturabiliyor muyuz'u düşünmemiz lazım. Ama atıyorum kuş pazarını, atıyorum tinerci çocukları, atıyorum karşıdaki ciritçileri, atıyorum Kayseri'deki çanak çömlekçileri çekeceğiniz zaman, daha önce yüzlerce binlerce fotoğrafçı tarafından çekilmiş fotoğrafların aynısını oluşturacaksanız belki o projeye hemen girmemekte fayda var demektir. Kendi özgün dilinizi bulana kadar en azından girmemekte fayda var demektir. Çünkü hatırlarsanız ilk Yayının kesildiği an durdum. Onun için merak etmeyin. Bir şey anlatmadım. Ee, yayın donduğu sürece bir şey anlatmadığım için bir kayıp yoktur. Ee, ben de bir taraftan verileri ve e, şeyleri kontrol ediyorum. Takıldığı yerde hemen duruyorum ki konu atlamış olmayayım. Son cümlemi tekrarlayarak devam etmek istiyorum. Önemli olan Başka bir fotoğrafçının çektiği bir hikayeyi yeniden ele almak ya da almamak değildir. Önemli olan o hikayeyi siz kendinizce nasıl anlatabiliyorsunuz o yolu bulmanızdır. Eğer bunu yapmazsanız, daha önce üretilmiş işlerin benzerini çekerseniz eğer doğrudan fotoğrafın imaj ağırlıklı, imaj niyetli çalışma yöntemini kullanmış olursunuz. Oysa ki bizim derdimiz doğrudan fotoğraf, belgesel fotoğraf ve fotoğraförtaj rotasını takip eden bir fotoğrafçının kendi tanık olduğu gerçekliği anlatmasıdır. Şimdi bu maddeyi eğer geçtiysek, aklımıza yattıysa yani tamam ben bu konuyu başka biri çekmiş dahi olsa kendimce bir dille ve görsellikle anlatabileceğim adımını geçtiysek eğer o kalan başlıklardan ki ilk yaptığınız listeden ya evet bu çok detaylı incelendi ben buna yeni bir bakış getiremem dediğiniz dürüstlükle bunu söyleyebildiğiniz başlıkları silebilirsiniz o listeden kalanlara bu soruları sormanız gerekiyor. 7 tane sorumuz var tek tek üzerinde konuşacağımız. Bu 7 soruya verdikleri cevaplara göre başlıkların kalmasına, gitmesine ya da değiştirilmesine karar veririz. İlk sorumuz seçtiğim yazdığım konu yeteri kadar daraltılıp ana temaya indirgenmiş mi olmalı? Çok genel bir konu seçtiyseniz örnek göstereceğim. Bu konuyu çalışmak ya çok uzun sürebilir ya da aslında bir tek fotoğrafçının değil de bir fotoğrafçı kadrosunun yapması gereken bir çalışma olabilir. Ve siz konuyu daralttığınız zaman o hikayenin ana fikrini belki daha küçük bir alanda da bulma şansına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla biz bütün belgesel ve fotoğraf çalışmalarında aslında hep şöyle söyleriz. Konunun yüz ölçümünü büyütmeyin. Yüz ölçümünü daraltın, derinliğini arttırın. Çünkü aynı konular, aynı ana fikirler ya da aynı niyetler daha küçük alanlarda ve daha küçük hikayelerde aktarılıyor olabilir. Ben İstiklal Caddesi'ni hatta abartılı bir şekilde Beyoğlu'nu anlatmak istiyorum diye yola çıktığınız zaman mevzu çok geniş, hikaye çok fazla, süresi çok uzun, emeği çok yorucu belki bir grup tarafından paylaşılması gereken bir hikayeye dönüşür. Diyelim ki siz gittiğiniz bir kafe bar bir yer var. Çok işlek ve çok yoğun çalışan bir yer. Orada şunu fark ettiniz. Ya bu bar ve çevresinde olan hikayeler aslında İstiklal Caddesi'nde dönen bütün hikayeleri kapsıyor dediniz. O zaman projenizi İstiklal Caddesi Beyoğlu yerine bu kafe bar olarak daralttığınızda çalışma alanınızı çok rahatlatmış oluyorsunuz. Ama hikayenin bütün anlamlarını orada bulabilmek için çalışmanızı çok derinleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir sürü böyle güzel fotoğraf çekerim belki sağda solda falan diye dolaşmak yerine belli bir alan içerisinde daha sıkı fotoğrafları nasıl oluşturabilirim derdine düşmüş oluyorsunuz. Mesela kahraman bakkal süpermarkete karşı diye bir ana fikrin fotoğraf yapmak yerine bizim mahallenin bakkalı fotoğraf çalışmak daha iyi bir yaklaşım olacaktır. Çünkü her bakkala, her markete, her yere gitmek yerine bir bakkalda da bütün o hikayeler yaşanıyor olacak. Dolayısıyla siz bir yerle bile o mevzuyu çok güçlü anlatma şansına sahip olabileceksiniz. Bu nedenle de konunuzu yeterince daralttığınızdan emin olun. Son yıllarda İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı dostların çok sıklıkla ziyaret ettiği semtlerden bir tanesi Balat'tır mesela. Ve gittiğimiz zaman Balat'ta da işte sevgili Muzaffer abi'yi de çekeriz, diğer esnafı da çekeriz falan. Dolayısıyla da ya ben balat esnafının bu yenilenme, gelişme tırnak içinde ve yapay da olsa bir soylulaştırma projesi karşısında ne yaşadığını anlatmak istiyorum dediğinizde bütün küçük esnafı, bütün bu zanaatkarları fotoğraflamanıza gerek yok. Muzaffer abinin başına gelen, Selahattin abinin de başına geliyor. Öbür tarafta işte atıyorum Terzi Ayşe teyzenin de başında aynı dert var. Siz bunlardan bir tanesini seçtiğinizde ve ana konuyu onun üzerinden anlatma çabasına girdiğinizde aynı güçte bir hikaye yaratabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde ne bileyim mesela Malatya'dan arkadaş biraz önce yazmıştı, Feyzullah Bey miydi yanlış şey yapmayayım. E, atıyorum Malatya'da şimdi sağ olsunlar beni gezdirdiler orada atölye için gittiğimiz zaman işte böyle kayış satanlar falan böyle çok güzel bir çarşı var acayip görsel olarak güçlü. Bir demirciler bakırcılar çarşısı var çok zengin falan. Bizim bütün kayısıcılar çarşısını ya da bütün bakırcılar çarşısını anlatmamıza gerek yok. Oradan bir dükkanı bir esnafı bir zanaatkarı anlatmamız bütün hikayeyi tekrar anlatmamızı sağlıyor zaten. Çünkü bu dükkanda yaşanan şeyle, diğer dükkanda yaşanan şey aynı. Öncelikli olarak konunuzu çok iyi daralttığınızdan emin olmanız gerekiyor. Belki de böyle bir liste yaptığınızda, ha dur ben e, Kars'taki ciritçiler değil de ciritçi Ahmet'i çekeyim o zaman deme şansınız oluyor. Bakın listeniz bir tık değişebiliyor. İkinci sorunuz seçtiğiniz başlığına, Fethullah Bey tamam doğru söyledim değil mi kayısı, bakırcılar falan ama derdimi anlatabildim diye tahmin ediyorum. İkinci cevaplanması gereken soru yazdığınız başlığın bu başlık görüntü ya da fotoğrafla ifade edilebilir mi? Her konu, her başlık fotoğrafla anlatılacak diye bir şey yok. Ee, bazı şeyler fotoğrafla daha güçlü oluyor, bazısı sinemayla daha güçlü oluyor. Başka bir şey hakkında şiir yazarsanız daha güzel olabiliyor. Ne bileyim belki oturup böyle 8 sayfalık bir hikaye döktürseniz o derdi çok daha iyi anlatabilirsiniz. Dolayısıyla bu yazdığınız başlığın... Gerçekten fotoğrafla ifade edilebilir olması lazım. Bu da bizi ister istemez daha somut başlıklara doğru, somut konulara doğru götürür. Çünkü böyle çok kavramsal işler, çok tematik hikayeler doğrudan fotoğrafla anlatmak için çok uygun olmayabiliyor. Birkaç tane konu başlığı yazdım. Merak, imrenme, dürüstlük, umut falan gibi şeyler. Elbette bunların görüntü karşılığı var mesela böyle bir fotoğrafa baktığımız zaman aa çocuk merak ediyor diye falan düşünürüz. Ama bu merak kavramının bir fotoğraf örtaj olarak aktarılması biraz daha zor bir hikaye gibi görünür. Ne bileyim işte bu ben ve kızım benim kız doğduğu zaman yani 15 yıl önceki bir fotoğraftır Maya daha bebekken. Ben de askerdeydim askerden geldiydim şimdi Tamam ben kızımı seviyorum onu öpüyorum falan bu tamam bir sevginin bir fotoğraflık göstergesi olabilir de acaba bunu böyle bir doğrudan fotoğraf yaklaşımı içerisinde bir belgesel fotoğraf pratiği içerisinde bir seri fotoğrafla da anlatabilecek miyim diye düşünmem gerekiyor. Onun için daha somut ve nasıl söyleyeyim görsel hikayesini kurabileceğimiz bir başlık olması lazım. Eğer yaptığınız listede böyle bir başlık varsa daha kavramsal bir şey. Belki onun üstünü de şöyle e, hafiften çizmelisiniz ya da bir tık alt sıraya kaydırmalısınız diye düşünüyorum. Üçüncü soru en kritik şeylerden bir tanesidir bu. E, aynı konu üzerinde aynı mekan üzerinde aynı insanlarla çekimleri defalarca yapabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da çekimlerin tekrar edilip edilmeyeceğini de bilmemiz lazım. E, yılda bir kere gittiğimiz bir yer. Efendime söyleyeyim e, bir kez tanık olduğumuz bir festival. 3 yıl gittim ama her yıl bir kere gidip ikişer gün kaldım falan diye çalıştığımız bir yerin bir foto röportaj olarak hazırlanması çok zor. Çünkü gittiğinizde ortama alışma, hikayeyi görme, tanıma, anlatacağınız şeylere karar verme ve sizin derdinizi anlatacak kadrajlarla karşılaşma süreniz çok az oluyor o zaman. Dolayısıyla da her yaptığımız çalışmanın mutlaka eksik tarafları kalıyor. Bütün bir hikayeyi tas tamam anlatmak hiçbir zaman mümkün değil. Ama az eksikli bir çalışma yapabilmek için çekimlerin mutlaka tekrarlanabilir olması gerekiyor. Mesela bir tiyatro oyununun sahneye konduğu zaman fotoğrafının çekilmesi, o oyunun bir belgeselinin ya da bir fotoğraf yapıldığı anlamını taşımıyor. Bizim daha oyunun belki de yazım ya da senaryolaştırma aşamasından bütün kostümünün hazırlanması, dekorun yapılması, provalar, kostümlü provalar, oyuncuların belki seçimi ondan önce sonra işte ilk oyun galası vesairesiyle falan defalarca yaptığımız bir çekimde o oyunla alakalı bir foto röportaj ya da belgesel ortaya çıkarma şansımız var. Bunu niye böyle söylüyorum? Birazcık da hainlikle söylüyorum. Hainlik demeyeyim ama biraz tepkiyle söylüyorum. Mesela şöyle fotoğraflarla çok karşılaşıyoruz. Ee, bizim sevgili Sena e, o taraflarda oralı olduğu için çok fotoğraflar çekiyor. İşte Şebi Aruza gidiliyor mesela. Yılda bir kere yapılıyor. En azından o büyüklükte bir hikaye olarak. Orada fotoğraf çeken birçok arkadan Şebi Aruz'un belgeseli diye çıkıyor. Oysa ki Sena çok iyi bilecek ki o Mevlevi Hane'nin düzenli programları var. Belki kendi aralarında yaptıkları toplantılar, belki şimdi ben hikaye bilmiyorum çalışmalar vesaire falan var. Siz bunların hiçbirini yapmamışsınız. Atıyorum İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin bir yerinden, Antalya'dan bir uçağa binip Konya'ya geliyorsunuz. İki saatlik bir şeyi gösteri niyetiyle yapılan bir şeyi izliyorsunuz. Ve fotoğrafçılar şurada şurada durabilir denilen bir sınırlama içerisinde yanınızda bulunan diğer insanlarla aynı kadrajları çekiyorsunuz. Sonra da Sebi Aruz'un belgeseli fotoğraföteci diye paylaşıyorsunuz. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Sizin o hikayenin içine dahil olmanız ve onun bütün gelişimiyle Anlatabilmeniz durumunda bir şey ortaya çıkar. Güney Hindistan yolculuğu sırasında geçerken, yanlarından geçerken gördüğüm tuz işçileri bunlar. Ben buraya 3 fotoğrafını koydum ama tahmin ediğiniz üzere 200-300 tane fotoğrafları var. Ve fena da fotoğraflar değil, akşamüstü olduğu için böyle ters ışık fotoğrafları da var, işte tuzları kafada taşırken de var, dökerken de var, toplarken de var, bilmem ne abi şöyle tut da var falan, birbirinden farklı 15-20 tane fotoğraf da var. Ben kalkıp şimdi dersem ki Güney Hindistan'da işte e, podiçeriye giderken çalışan tuz işçilerinin belgeseli diye, yani beni dövmeniz lazım yani gerçek anlamda değil ama eleştiriyle ve yazdığınız yorumlarla beni tokatlamanız lazım. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. 30 işçilerinin bütün hayatını çeken bir fotoğrafçıya da büyük saygısızlık olur bu yapacağım şey. Bunlar tamam çok keyifli antrenmanlardır. İşte tiyatroyu çektiyseniz bu sahne ışığında nasıl çekileri çalışmışsınızdır. Bunu çektiyseniz böyle bir ortamda fotoğraf nasıl çalışılabilir çalışmış ol, denemiş olabilirsiniz. Ama o hikayenin fotoğraförtajı değildir. Ama mesela daha önce birlikte çekim yaptığımız arkadaşlar da var burada Veli Efendi hipodromunda. Ben mesela bunu söyleyebiliyorum. Veli Efendi'de yaptığım fotoğraförtaj çalışması diyebiliyorum. Çünkü 7-8 sene Düzenli aralıklarla yaptığım çekimlerden sonra bir sene bayağı sıkı bir çalışma yaptım ve e, Veli Efendi'nin tamamını değil de daha çok e, ahırlar bölgesini, sabah antrenmanlarını falan daraltarak çekmeye çalıştım. Burada 3-5 fotoğrafını göstereceğim, başka başlıklarla da göstereceğim farklı alanlardan fotoğraflarını e, ama 60 günlük bir periyot içerisinde 25 defa gittim. Yani iki günde bir hep oradaydım ve her sabah başka bir derdin peşinde çekimleri yaptım. Dolayısıyla şeyi söyleyebiliyorum. Evet ben Veli Efendi'de Ahırlar bölgesi üzerinden bir foto röportaj çalışması yaptım diyebiliyorum. Soldaki fotoğraflar atların bakıcılarının sabah 8-8.30 civarı işleri bittikten sonra yorgunluktan yerde falan uyuduklarına dair fotoğraflardır ya da nasıl bir odada yaşadıklarını ortadaki fotoğraftan görebiliyorsunuz. Ya da yaşadıkları yerin temizliğini nasıl yaptıklarını falan görebiliyorsunuz. Pazar günü saat 2'de at yarışlarına gidip işte starting box'tı son 300-400 metrede koşan atlardı falan diye çekip bir veli efendi fotoğraf belgeseli yaptım deme şansımız maalesef olmuyor çok daha detaylı bir şey yapmamız gerekiyor, çalışma yapmamız gerekiyor. Bu bizim ya ben çok iyi bir konu buldum hocam, proje olarak çekmek istiyorum diyenlere ilk sorduğumuz sorudur aslında. Birlikte atölyeler yaptığımız arkadaşlar falan da biliyor bunu hep öncelikli olarak söylüyoruz. Birisi bize gelip derse ki hocam aklıma bir konu geldi. Orada e, çok şahane foto röportaj olacağına inanıyorum ya da belgesel olacağına inanıyorum. Hemen diyoruz ki birbirinden farklı 5 tane fotoğraf söyle. İlk avazda ilk böyle birbirinden farklı 5 fotoğraf söyleyebiliyorsanız o konudan bir fotoğraf projesi üretme şansınız var demektir. Ya tamam o konudan iyi fotoğraflar çıkmayabilir vardır ama siz çekemeyebilirsiniz, fotoğrafçı çekemeyebilir, biz çekemeyebiliriz. Tamam onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Beş fotoğraf, birbirinden farklı beş fotoğraf söyleyebiliyorsanız bir fotoğraf projesi üretme şansınız var demektir. Ama birbiriyle aynı şeyleri söyleyen, birbiriyle aynı hikayeleri gösteren fotoğrafları farklı fotoğraflar gibi düşünüyorsanız oradan fotoğraf çıkmayacak demektir. Hocam ben Galata Köprüsü'nde sabah gün doğumunda balık tutanları çekeceğim. Söyle 5 fotoğraf dediğimizde aklınıza bu fotoğraflar geliyorsa işte birinin arkasında Galata Kulesi görünecek, öbürünün arkasında Ayasofya görünecek, öbürünün arkasında giden bir vapur görünecek, öbürünün arkasında tam güneş çıkarken görünecek falan diyorsanız bu fotoğraflar birbirinin türevi olan ve birbiriyle aynı şeyler anlatan fotoğraflardır. Dolayısıyla bu mantıkta bir foto röportaj ya da belgesel çıkma şansı yoktur. Ee, Hüseyin Bey ilk oturumlardan birinde çok kabaca şöyle bir dokunmuştum ee, belgesel ve foto röportaj arasındaki farkı çok kısaca şöyle tanımlayabilirim belgesel proje biraz daha geniş ve e, genel kapsamlı bir şey olabiliyor foto röportaj daha küçük başlıklarda ve alanlarda çözülebilir bir çalışma oluyor. Hani belgesele roman yazmak dersek foto hikaye ya da deneme yazmak diyebiliriz. Ama dikkat ederseniz hikaye ve denemede de ana fikir çok güçlüdür. Sadece anlatımı daha kısadır. Romanda ise o ana fikir çok daha detaylı olarak işlenebilir. Arasındaki fark o olabilir. E, foto röportajda sözlü röportajda var mı? Olabilir yani... Zaman zaman en sona doğru en son oturumlardan birinde bu yaptığımız çalışmayı nasıl sunduğumuzu konuşacağız. Orada bazen sunum tekniğine bağlı olarak hikayenin içindeki insanlarla yapılan röportajlara da yer verilebiliyor yani sözlü röportajlara da yer verilebiliyor ya da o kaydedilen seslerden edinilen bilgiler yine daha sonra konuşacağımız altyazı gibi yerlerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla e, mümkün olabilir. Ama sözlü röportaj yapmak yani kayıt ederek yapmak anlamında söylüyorum. Fotoğrafçı için çok zihin açıcı olabiliyor. O da unutulmaması gereken bir şey. Tekrar buraya dönüyorum. Evet siz gün doğumundaki balıkçılar deyip bu beş fotoğrafı hayal ediyorsanız oradan bir fotoğraf, röportaj ya da belgesel yapma şansınız çok olmayacak demektir. Ama siz Galata Köprüsü'ndeki sabah mevzusunda bir soldakini, bir sağdakini işte alevli malevli falan böyle bir şey. Sonra ne bileyim oradaki simitçiyi, orada yapılan çayı, orada işte hiçbir şey yapmadan bekleyen balık bekleyen adamı ve geceden geldiği için orada uyuyan adamı da düşünmeye başladıysanız o beş fotoğraf arasında bunlar da zihninizden geçiyorsa o Galata Köprüsü'nde sabah hikayesini anlatan farklı bir dil oluşturma şansınız var demektir. Oradan bir fotoğraf çıkarma ihtimali daha çok. Mezheta hanım ona biz foto röportaj demiyoruz, haber diyoruz daha çok. Biraz sonra fotoğrafçı, daha doğrusu bir sonraki oturumda fotoğrafçı, haber fotoğrafçısı ve belgesel fotoğrafçı arasındaki farktan bahsedeceğim ki daha önceki oturumlarda da haber ve belgesel arasındaki şeyi kabaca vurgulamaya çalışmıştım. E ee, o söylediğiniz çalışma daha çok haber fotoğrafı mantığında çekilebiliyor. Ee, o bir foto röportaj değil maalesef. Bizim konuştuğumuz o belgesel fotoğraf değil. O belgelemiş oluyorsunuz onu sadece. Biz belgesel fotoğraf dediğimiz zaman daha çok geçen oturumda bahsetmeye çalışmıştım sosyal belgeseli. Yani bir e, fotoğrafçının ana fikrini anlatan bir dizi fotoğrafı ve bu çektiği şeylerle de bir şeyleri değiştirmeyi, bir farkındalık yaratmayı hedefleyen çalışmaları konuşuyoruz. Konuştuğumuz sistematik biraz ona yöneliktir. Diğeri ise sizin söylediğiniz örnekler üzerinden söylüyorum. Biraz daha haber tarzı çalışmaya yakındır. Çünkü üzerinde etüt edebileceğimiz bir ortam çok oluşmuyor söylediğiniz mevzuda. Ee, sevgili Burak, herhangi bir konuyla alakalı birbirinden farklı beş görüntü ama başka şeyler düşünen beş görüntüyü düşünmek için araştırmaya çok ihtiyaç yok. Daha sonra araştırma aşamamız var, o doğru. Fakat ilk etapta yok, zira zaten belgesel fotoğrafçı bir derdi olan fotoğrafçı. Dolayısıyla da o derdiniz varsa o sorulara cevap bulabiliyoruz. Benim ışık göz kırpmaya başladı, onu ısındı herhalde. Birazcık soğutalım. Biraz daha böyle romantik bir ışıkla devam edeyim. Bahsettiğim beş farklı fotoğraf illa bütün hikayeyi oluşturan beş fotoğraf değil. Zaten bir derdin olan konuyu seçeceğin için oradan beş farklı fotoğraf düşünebilirsin. Ya da ne bileyim işte Eminönü Karaköy civarında sabah dediğin zaman böyle farklı farklı mevzuları gösteren fotoğraflar aklına gelmesi gerekiyor. Beşinci soru. Tamam ben bu konuları yazdım da bu sayeden yapılabilir, gerçekleştirilebilir bir proje midir ya? Tamam ben Eskimo'ların hayatını çekmek istiyorum da gidip e, kutuplarda 6 ay onlarla yaşayamayacağım. Ne öyle bir zamanım, ne öyle bir param var. E, o zaman yani o konudan hemen vazgeçmeyiz. E, biraz daha e, böyle romantik bir şey tutarak başlayalım. E, Alt sıraya indiririz, daha alta indiririz. Ne kadar e, daha kolay ulaşabildiğimiz, harcayacağımız zaman, emek ve karşılık denklemini daha rahat kurabileceğimiz işler varsa onları üste doğru çıkarırız. Zira e, insanoğlu motivasyonla daha iyi sonuç alan bir varlık dolayısıyla bir şeyler yaptığınızda sonuç almaya başladıkça daha iyi motive olarak olup devam etme ihtimalimiz doğuyor. Bu nedenle de e, zor olan konuları biraz demlenmeye bırakmakta fayda var. Ha, evet Turgut bir an böyle bir ışık yanıp sönünce ben de kalkıp dans edecektim neredeyse. Ee, İlhami Bey'in insan olmadan foto röportaj olur mu sorusu ilginç bir soru ee, yerinde bir soru ee, anlatacağınız konu o konuyla ilgili derdiniz ve o derdinizi görselliğe dönüştürecek şeye bağlı olarak olabilir diyorum ama olmaya da bilir çünkü hani sosyal belgesel diye konuşuyorsak insanlar üzerinden gidecek bir hikayeyi tercih ederiz. Ama öyle bir şey yaparsınız ki mesela hani daha önce yapılmış işlerden birini söyleyeyim. İstanbul'un kedileri, köpekleri. Sevgili Arif Aşçı'nın öyle bir çalışması var ya onun için söylüyorum. Hani onda bile insan ve insana dair öğeleri kullanmanız gerekecek ama. Yani ben nasıl ki böyle biraz e, somut hale getirmeye çalışıyorum ama farazi anlatıyorum. Siz de e, çok somut sorarsanız o zaman daha şey cevap verebilirim mesela. Atıyorum, e, Haydarpaşa Limanı'ndaki konteynerlarla belgesel proje olur mu? Olmaz. Onları taşıyan, onların yerini değiştiren, gemiye yükleyen bir şey yapan insanlara ihtiyacınız var. Hani böyle somut karşılık verebilirim. Mesela ben Hasbel kadar bilen arkadaşlar var. Son 10 yıl içerisinde 20 defa Nepal'e gitme şansım oldu. Nepal'e, Hindistan'a, hepsine 20 kere gitme şansım oldu ve Nepal'de de çok sevdiğimiz şehirlerden bir tanesi işte Baktapur. Çanak Çömlek hikayesinin yapıldığı yer merkezi neredeyse ve her gidişimde de farklı mevsimlerde, farklı aylarda, dönemlerde gittiğim için oradaki çanak çömlekçilerin neredeyse yaşadıkları birçok hikayeye de tanık olma şansım oldu. Evlerine gittiklerimiz de oldu. Sadece çalışma ortamlarında karşılaştıklarımız oldu. Festivallerinde bir arada olduklarımız oldu. Ve o yaptıkları işlerin farklı aşamalarında da görüntüleme şansımız oldu. Ama ben bak 20 kez çektiğim halde ya Baktapur Çanak Çömlekçilerinin bir belgeselini çektim deme cesareti bulamam kendimde. Ha, orada güzel fotoğraflar çektim. Var iyi fotoğraflar falan da ama oranın bir belgeseli, bir foto röportajı değil bunlar bir araya geldiklerinde. Ama demin dedim ya çok iddialı olmasa bile bir Veli Efendi Ahırlar Bölgesi foto röportajım var. Niye? Çünkü yoğun bir şekilde çekme şansım oldu. Valla böyle ötelediğimiz, ertelediğimiz, hani bizim sevgili Özcan Yurdağ'ın deyişiyle demlenmeye bıraktığımız çok proje oluyor aklımızda. Ama hani insanı da biraz diri tutan şey o herhalde hani bir gün gelecek onu da yapacağım hissiyatı ve umudu ee, kötü bir şey değil. O arada başka işleri de çekiyorsak gayet iyi bir yoldayız demektir. Şimdi yine sosyal belgesel hikayesi üzerinden konuşursak seçtiğiniz konunun haber, bilgi ve tanıklık içermesini de bekleriz. Bunun anlamı şu sadece çok şıkır şıkır güzel görüntülerin olacağı, ah millet de bunu gördüğü zaman çok duygulanacak ve beğenecek abicim falan olmayan ya da tek kişisel dertlerim ben de çok yalnızım abicim falan gibi bir derdin peşinden koşmayan projeler olması lazım. Bu derdin yine sosyal belgesel üzerinden konuştuğum için söylüyorum. Biraz başka insanları da ilgilendiriyor olması işinizin bir tanıklık, bir bilgi içermesini ve insanlara da bir haber ulaştırmasını sağlayacaktır. Ya kız kulesinin yılın her günü gün doğumunu, gün batımını vesairesini çekersiniz. Tabii ki bu da bir tanıklıktır. Tabii ki bu da bir bilgi. Tabii ki bu da bir haber falan. Ama insanlarda yine sosyal belgesel üzerinden konuşuyorum. Şu kadrajın 365 farklı versiyonunu görmek tırnak içinde estetik güzellikten başka bir şey uyandırmıyorsa bir ayağı eksik yapılmış bir iş olarak kalır. Ama siz hazır oradayken hemen bir arkadaki çay ocağının derdini anlatırsanız ya da o dert derken illa bir sıkıntıdan bahsetmiyorum. Orada yaşanan hikayeleri anlatırsanız. Hatta daha da daraltıp oradaki çay ocaklarından birini Hatta daha da daraltıp oradaki çay ocaklarından birinde çalışan bir adamın hikayesini anlatırsanız ve Kız Kulesi sizin bir fonunuz haline gelirse o zaman mevzu çok değişebilir. O zaman siz yine 365 gün Kız Kulesi'ni bize gösterebilirsiniz ama ön planda yaşanan hikaye bizi çok çok daha derinden vurabilir ve deriz ki evet ya ben de iş hayatımda böyle dertlerle uğraşıyorum. Atıyorum başka birisi bakıp diye ki evet ya ben de yaşadığım ortamda bu mevzularla karşılaşıyorum. Bak o zaman birçok insana el atma şansınız, birçok duyguyu harekete geçirme şansınız olacaktır. Şimdi bu atölye dersleri içerisinde hem bu akşam hem cuma akşamı konuşacağımız farklı başlıkları 4-5 tane proje üzerinden size göstereceğim. Onun içinde aynı konuların fotoğraflarını ama farklı fotoğraflarını bazen de benzer fotoğraflarını tekrar tekrar göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi bu genç matador Rafael'in hikayesi. Rafael Navarro Duran ortaokullu okuyup okulmayı bırakıp matador okuluna yazılan bir çocukla alakalı yaptığım bir çalışmaydı. Oradan fotoğraflar göstereceğim. Farklı başlıklarda böyle ikişer üçer tane. Tabii ki Veli Efendi Hipodromu foto röportajından örnekler göstereceğim. hem eski Perşembe Pazarından hem şimdiki Edirne Kapıdan ve bir dönem Top Kapıdan Kuş Pazarı fotoğraflarından göstereceğim. Ee, İskenderun balıkçılarından fotoğraflar göstereceğim İstanbul'un farklı yerlerinden fotoğraflar göstereceğim yani böyle 4-5 ana başlık üzerinden fotoğraflar göstereceğim ki e, konuştuğumuz başlıkları bilgileri e, sadece görsellikle dağılarak bakmayalım benzer fotoğraflar üzerinden kavramı iyice didikleyebilelim diye. Evet mesela bu Rafael'in hikayesi daha sonra da e, dersle tamamlayacağımız metin ve altyazılarla birleştiğinde bir çocuğun okumayı okulu bırakıp matadorluğa nasıl geçtiğini antrenmanlarını, soyunma odasını, ilk boğa güreşini falan anlatan dolayısıyla da bir tanıklığı, bir haberi, bir bilgiyi oluşturan bir proje haline gel geliyor ve Tabii ki kimse de şöyle bir duygu uyandırmasını beklemiyor. O zaman ben de okulu bırakayım, ben de matador olayım diye bakmıyor insanlar buna. Ama şöyle bakabiliyor. Ben de bunu yapabilmek için, şu işi yapabilmek için şöyle bir şeyden fedakarlık yaptım. Böyle yollardan geçtim. Bu aşamalarla yaşadım bu hikayeyi. Duygusunu verebiliyor. Gösterilen hikaye tabii ki o kişiye o konuya özel bir görsellik taşıyor ama mevzu aynı mevzudur başka iş alanları içinde yedinci soru günümüz için çok of, nasıl diyelim iyimser bir soru aslında yani acaba yapacağım proje ilgi çekici olacak mı niye iyimser bir soru çünkü günümüzde o kadar çok ilgi çekici o kadar çok şok edici şey var ki, böyle e, haberleri Hürriyet.com.tr, Milliyet.com.tr falan gibi şeylerden izliyorsanız, okursanız ne dediğimi çok iyi göreceksiniz zaten. Yani bir Milliyet.com.tr'yi açın, böyle sliderda haberler kayarken kendiniz de oynatabiliyorsunuz ya, şöyle tık 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 yana doğru gidin ya da alt alta gidin, hep şunu göreceksiniz. Şok. İkinciye geçiyorsunuz, şok şok. Üçüncüye geçiyorsun. En çok şok. Dördüncüye geçiyorsun. Öyle bir şey yaptı ki. Beşinciye geçiyorsun. Öyle bir şey dedi ki. Her şey zaten şok edici. Her şey ilgi çekici. Senin benim yaptığımız ne bileyim mahalledeki ayakkabı tamircisi projesi <laughs> ne kadar ilgi çekici olabilir ki insanlar için. E, dolayısıyla bizim asıl derdimiz hiçbir zaman unutmayın. Margaret Brook White'tan konuşmuştuk Gandhi fotoğrafıyla alakalı. Öncelikli olarak anlatmak istediğimiz mevzuyu anlamaktır. Biz o ayakkabı tamircisinin derdini ve hayatını anlayabiliyorsak bizim için birinci adım zaten layıkıyla tamamlanmıştır. İkinci adım da bunu bir şekilde çevremizde ya da ulaşabildiğimiz bir mecrayla farklı insanlara bizce ve dürüstçe anlatabiliyor muyuz, aktarabiliyor muyuz? Bu iki adımı gerçekleştirdikten sonra ya bu böyle e, şok 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 haber oldu mu? Ne bileyim işte flash 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 az sonra falan oldu mu derdine zaten düşmüyoruz. Eğer işimizi layıkıyla yaptıysak, derdimizi doğru seçtiysek, bunu güçlü anlattıysak o zaten bir mecrayı buluyor. Şöyle bir kendimi kaldırayım. Sevgili Altan Bal'ın ve sevgili Özcan Yurdal'ın projelerinden örnekler göstereceğim. Altan Bal'ın bekar odaları çalışması, üniversiteyi bitirme projesiydi. Aynı zamanda bizim galerimizde açılan bir sergiydi. Sevgili Altan da zaman zaman söylüyor işte ya beni siz meşhur ettiniz falan diye. Tabii çok e, öyle değil. Bir malzeme olmasa biz ne yapabiliriz o da ayrı. Ama öyle bir kibarlığı da var. Fakat bu yaptığı projeyle İstanbul'a başka şehirlerden gelip bir arada yaşayan insanların durumunu, derdini aktarabildiği için ilgi çekici oldu proje. Ve bundan sonra yaptığı kamyoncular projesi ki 2,5-3 yıl sürdü çekimlere bunu da yine çok layıkıyla yaptı. Hem kamyoncuların hem bu şekilde yaşayan insanların dünyasını güçlü anlatabildiği için ilgi çekici oldu. Ya da Seka direnişinde Özcan Yurdalan'ın yaptığı çalışma o dönem zaten e, gündemde olan bir konuydu ve onun üzerine yapılan sayılı çalışmalardan biri olduğu için ilgi çekici oldu. Yani ilgi çekici olmak böyle çok acayip önemli bir derdimiz olmaması gerekir. Zaten hep söylüyoruz yani aklı başında bir fotoğrafçı için çalıştığı konuyu anlatmak ve layıkıyla dürüstçe aktarabilmek yeterlidir diye. Aklı başında bir fotoğrafçı, gözü gönlü açık olan bir fotoğrafçının da aman ben de çok meşhur olayım, popüler olayım falan gibi bir derdi yoktur. Ama yahu ben bu yaptığım projeyi bir şekilde mecralarda insanlara ulaştırabilecek miyim? sorusunun cevabı burada biraz gizli olabilir. Sadece sizin derdiniz olan bir şey çok ilgi çekici olmayacaktır herhalde. Bu soruları sorduktan sonra yani bilineni tekrar etmek yanlış mıyı açtıktan sonra bu 7 soruyu sorduğunuzda göreceksiniz ki bazı başlıklar alt sıralara geçiyor. Bazılarını belki tamamen siliyorsunuz. O sizin vereceğiniz bir karardır. Hiç kimse size bu konuyu çek ya da çekme diyebilir ama öneride bulunabilir. Yani bana sorarsanız ben bu konuyu çalışayım mı ben size bu yedi soruyu soruyorum. Hadi sonuncuyu ben sormuyorum o benim derdim değil sizin derdinizdir. Ama diyorum ki oraya işte defalarca gidebilecek misin abi bir beş tane fotoğraf söylesene önce bana. Bu mevzuyla ilgili bilgi alabiliyor musun falan diye soruları soracağım ve belki şeyi daraltmanızı e, Yüz ölçümünü daraltmanızı, belki ne bileyim işte ana fikrinizi iyi toparlamanızı falan söyleyebileceğim. Ya da başka herhangi bir e, fotoğrafçı güvendiğiniz, fotoğraf görüşüne ve dünya görüşüne güvendiğiniz birisi size öyle söyleyebilecek. Geri kalan listeyi siz yapacaksınız. Ama bu değerlendirmenin sonucunda en üstte kalan bir konuyu ya da isterseniz birkaç tane konuyu mümkün çünkü eş zamanlı çalışma. Seçerek çalışmaya başlama yoluna girebilirsiniz. Ama o yola girmeden önce hani geçen oturumlardan birinde sorulan bir soruydu. Haber yazarken kullanılan 5N, 1K belgesel projede de oluyor mu? Evet oluyor. İşte o 5N, 1K'yı sormamız gerekiyor bu sefer seçtiğimiz konuya. 5N 1K'ya geçmeden önce buraya kadar konuştuğumuz şeylerle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun efendim. En azından bir liste yapmanız gerektiğini ve o listedeki başlıklara belirli soruları sorarak bir eleme, sıralama yapmanız gerektiği noktasında olduğumuzu söyleyebilirim bu noktaya kadar. Daha sonra da en üste kalan konuya ya da konu başlıklarına 5N 1K'yı uygulayacağız şimdi. Burada 5N 1K içerisinde emin olduğumuz, bildiğimiz bir şey var tabii ki. O da ne? O 1K'yı biliyoruz. Kim sorusunun cevabını her şeyin başında biliyoruz. Kim sorusunun cevabı fotoğrafçının kendisidir. Şu ana kadar, şu anda ve bundan sonra bu projeyle, bu fotoğraflarla ilgili her soruyu soracak ve her soruya cevap verecek olan kişi sizsiniz. Dolayısıyla bizde çok 5N1K diye çalışmaz, 5N diye çalışır hikaye. K'yı zaten biliyoruz. İlk N ne? nedir? Ne? sorusu. Yani neyin fotoğrafını çekiyorum? Bakın burada sorduğumuz neyin fotoğrafını çekiyorum sorusunun cevabı ağacı çekiyorum, kuşu çekiyorum, Galata Köprüsü'nü, gün doğumunu, bilmem neyi çekiyorum değil. Burada bulmanız gereken cevap bu çektiğim şeyler. Kişiler, mekanlar, nesneler neyi temsil ediyor? Ben bu projeyle hangi ana fikri anlatmaya, hangi düşüncemi, hangi fikrimi, hangi niyetimi anlatmaya çalışıyorum? Bunu niye söylüyorum? Sadece çok güzel görüntüleri bir araya getirerek bir foto röportaj ya da belgesel çalışma oluşturamayacaksınız. Derdi olan, cümlesi olan fotoğraflardan oluşturabileceksiniz. O nedenle de mutlaka görüntülerinizin bir şey ifade ediyor bir fikri temsil ediyor olması gerekiyor. Hep anlattığım bir hikayedir. Onun için anlatacağım. Çok kısaca şey olarak geçeceğim. Belki daha önce de anlatmıştım. Veli Efendi hipodromunda çekim yaparken benim tek derdim oradaki şans, kader faktörünü işlemekti aslında. Yani bu kadar çok insanın bahis oynaması, orada birilerinin bu bahis şeyleri satması, kahrolması ya da sevinmesi sadece daha iyi bir şans, daha iyi bir kader için yaşanan hikayelerdi benim için. Ya da orada çalışan herkes için de aynı şey geçerli. Yani genellikle böyle Urfa, Diyarbakır o civardan gelen bu bakıcı çocuklar jokeyler, aprantiler, seyisler, antrenörler bunların hepsi benim için daha iyi bir şansın simgeleriydi. Onun için de böyle işte jokeyleri yarış öncesi düşünürken ya da seyisleri yarışı izlerken düşünürken çocukları yorgunluktan bitapken falan görürsünüz. Sevindikleri de oluyor. Üzüldükleri fotoğraflar da var. Ama hep o şansın o daha iyi kaderin, daha iyi bir bahtın peşinde olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Geçen oturumda söylemiştim, Veli Efendi'nin klasik cümlesidir. At koşar, baht kazanır. Oradaki mevzu atların koşması değildir. Orada kimin daha şanslı olduğudur hikaye. Benim için mevzu böyle başladı. Fotoğraflarla da onu aktarabiliyorsam işimi yapabildim demektir. Sizin için atıyorum kuş pazarı neyi isim geliyorsa fotoğraflarınızda onu anlatıp anlatamadığınıza bakarız. Yoksa çok güzel kuş kanadını açtı bak gökyüzünde uçuyor. Bak adam da onu şöyle tuttu falan fotoğrafları değil onlar bizim için. O çok basit teknik ve biçim dertleri. O dedik ya gözü gönlü açık olan fotoğrafçıyı çok ilgilendirmiyor zaten. İkinci ne sorusu nerede? Yani ben bu çalışmayı nerede yapacağım ya da nerelerde yapacağım? Çünkü daha sonra konuşacağız dördüncü oturumda bir foto röportajın elemanlarında e, bir mekan birliği oluşturabilecek miyim? Bir konu bütünlüğü oluşturabilecek miyim? Dolayısıyla bu mekanlar nereler olacak? Gidip gelebilecek miyim? Bu çekim yapacağım mekanlarda izin gerekiyor mu? Koşullar nasıl? Oraya nasıl ulaşacağım? Birçok sorunun cevabını da fotoğrafçının çözmüş olması gerekiyor. İstanbul'da yaşıyorum. Edirne Kapı ne bileyim evimden vesaire e, yarım saatte gidebildiğim bir yer. Ama örnek fotoğraflar göstereceğim konulardan bir tanesi bu Nepal'deki Budizm e, inancına dair fotoğraflar. E şimdi her dakika Nepale gidip gelemeyeceğim. Dolayısıyla oraya gittiğim zaman planlamamı nasıl yapmam lazım gibi bir şeyi de düşünmemi sağlıyor. Konunun nerelerde çekileceğini çözmem. Üçüncüsü ne zaman çekeceğim? Konunun gerektirdiği bir zaman var mı? Mesela biraz önce Nezahat Hanım sormuş diye bir kere yapılacak bir mevzu var. Ama o bir kere yapılacak mevzu şöyle olmuyor. Yoldan geçerken birden hadi şurada dostluk maçı yapalım diye yapmıyorlar o maçı. Onun bir sürü arka planı var, değil mi? Siz mesela o arka planın tamamını çalışabiliyor musunuz? O zaman o bir belgesel ya da fotoğraf örtücüye dönüşüyor çünkü. Ve o hikaye bittikten sonra nasıl devam ediyor? O hikayenin kahramanları neler yapıyorlar? Ya bugün işte e, engelliler yararına e, futbol maçı yapıyorum. Yarın da arabamı gidip kaldırımda e, millet geçemeyecek şekilde park ediyorum gibi bir durum varsa e, oradaki kurulan e, bir yalanın parçası olmuş oluyor o fotoğrafçı da bir anlamda. Bir şekilde belirlediği öznenin takibi de o manada e, işe yarayacak demektir. Zaman o açıdan önemli. Sadece konunun gerektirdiği zamanlar değil. Fotoğrafçının da takvimine göre zamanlar. Ben işte e, tamamen kafadan atarak söylüyorum tabii şimdi söyleyeceğim bunu. Şimdi bir şey bulmam lazım bunun için. Ee, Sultanahmet Camii imamının e, hayatını çekiyorum. Yahu gündüz çalışıyorum adamın hiçbir e, yaşadığı şeye tanık olamıyorum. Bir sabah görebiliyorum adamı bir akşam görebiliyorum. Gündüzü hiç yok. E, benim takvimime de uymuyorsa gene çalışamayacağım konulardan biri haline geliyor. Ee, ya sabah ışık çok iyi, akşam üstü ışık çok iyi diye bir tek o zamanlara böyle fotoğraf çalışması atarak e, ya da planlayarak bir proje oluşturamıyoruz maalesef. Belgesel fotoğraf dediğimiz şey gece dahil bütün zamanları kapsayan bir çalışmadır. Onun için de ya ben Kadıköy sahilinin akşam hikayesini çekiyorum, tamam? Ama akşam işin varsa, yapamıyorsan olmayacak demektir. Ama bütün akşamlar orada olabiliyorsan, orada fotoğraflar çalışabiliyorsan, belki bir süre sonra hikaye oluşmaya başlayacak. Bunların hepsi neredeyse aynı fotoğraflar. Bir öncekine gidersek dikkat ederseniz bu üç fotoğrafta birbirinin aynısıdır. Önde birilerinin durması, arkada başka bir şeyin görünmesi bunları başka fotoğraflar yapmaz belgesel hikaye içerisinde bunların hepsi aynı fotoğraftır ve üçünü de kullanamayız. Bir tanesini kullanmak durumunda kalırız. Daha sonra fotoğraf seçmeye geldiğimizde konuşacağımız başlıklardan bir tanesidir. Ya da bunlar da benzer hikayelerdir. Mutlaka o konuya uygun zaman dilimini ve sizin takviminizi uygun zamanı da kararlaştırmış olmanız lazım. İstiklal Caddesi gece. Her gece orada olacaksın o zaman. Daha sonra nasıl sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Nasılın altında iki tane başlığa cevap vermemiz lazım. Bir, kullanılacak tekniğe. Yahu bu anlatacağım hikaye renkli mi anlatmalıyım, siyah beyazla mı anlatmalıyım, analog mu çekmeliyim, film mi kullanmalıyım, dijital mi kullanmalıyım? Seçeneklerimiz var çünkü geçen oturumda izlemeyenler, kaçıranlar varsa YouTube kanalında var. Siyah beyazı niye kullandığımızı ve ne anlama geldiğini üç aşağı beş yukarı konuşmuştuk. Hani kavramlara daha çok öne çıkarmayı sağlayan bir teknik diye. Belki öyle mi çalışmalıyız? O zaman siyah beyazı analog mu dijital mi çalışmalıyız gibi bir soruya cevap vermemiz gerekiyor. İkincisi de ben bu hikayeyi nasıl anlatacağım hikayesi? Bakın iki tane böyle iki üç tane örnek göstereceğim. Aynı fotoğrafın renklisi ve siyah beyazı. Siz baştan hikayeyi zaten hayal ediyorsunuz ya o beş fotoğraf düşünüyorsunuz ya. O beş fotoğraf size renkli mi siyah beyaz mı geliyor? Üç aşağı beş yukarı size bir nasıl cevabı buluyor zaten o. Ya bu fotoğrafta renkli iyi gibi de sanki bunda siyah beyaz daha güçlü gibi falan diye düşünüyorsanız belki siyah beyaza daha yakın durmalısınız gibi düşünülebilir. Ama daha önemlisi budur. Yani nasıl bir yöntem nasıl bir dil kullanacaksınız. Çünkü aynı konuyu farklı fotoğrafçılar farklı yaklaşımlarla anlatabilir ve başka hikayeler olarak anlatabilir. Bizim Rafael'in hikayesinde istersek bu konuyu gayet renkli, geleneksel bir spor ve gencecik bir çocuğun bir kahramanlık öyküsü olarak fotoğraflamak mümkün. Burada 3-4 fotoğrafta gördüğünüz gibi. Ya da Boğa güreşleri hayvanlara karşı yapılan ciddi bir eziyet ve cinayettir diye de fotoğraflamak mümkün. Sizin ne anlatmak istediğiniz, dili nasıl kurmak istediğinizle çok alakalı bir şeydir. Dolayısıyla bir fotoğrafçı olarak buna da baştan karar vermenizi bekleriz. En kritik soru budur. Her fotoğrafçının kendisinin mutlaka en doyurucu cevabı vererek yola çıkması gereken sorudur. Ben bu konuyu neden çekiyorum? Derdim ne? Ben ne anlatmak istiyorum? Hani böyle iki kişi kavga edeceği zaman şey yapar ya senin derdin ne oğlum, derdin ne oğlum falan diye şey yapar. Aynı soruyu kendinize sormanız lazım. Senin derdin ne? Bu konuyla, bu görüntülerle, bu yaşanan hikayeyle alakalı seni düşündüren nokta nedir? Ve sen şu makineyi 3-5 bin lira verdiğin, 10 bin 20 bin lira verdiğin makineyi neden şurada çantandan çıkarıp da gözüne yaklaştırıyorsun? Bu soruyu ne kadar detaylı cevaplayabilirseniz o kadar başarılı bir proje yapacaksınız. Ya çünkü bu çok güzel bir mevzu. Ben de bunu çekersem bayağı ee, like alırım. İyi bir başlangıç sebebi değil mesela. Onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Şimdi geldik, şöyle bir kontrol edeyim, evet. İkinci aşamaya, bu konuştuğumuz şeylerden sonra konunuzu seçtiğinizi düşünerek devam ediyorum. Ee, araştırma, ilişkilenme ve e, gözlem, çekim ağacına geleceğiz. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Sorunuz yoksa da tamam, devam, like, ne bileyim bir şeyler yaparak. Beni uyandırın. Acaba diyorum bazen yorum şeyi takılıyor mu? Ya da benim yayın takıldı da haberim mi yok? İki tane böyle böyle işaret görürsem ya da devam devam diye anlatmaya devam edeceğim. Evet ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımda önce araştırma var. Biraz önce yanılmıyorsam sevgili Hasan mı söylemişti e, ya da Burak mı söylemişti? Beş fotoğraf söyleyebilmek için bir araştırma gerekmiyor mu mevzuyla alakalı diye. Evet yani e, zaten bir derdimiz olan e, konuyla alakalı konuşuyoruz ve proje hazırlamak istiyoruz demiştim. Dolayısıyla da daha sonra bir araştırma evresi geliyor. Bir konuya karar verdik. Ben kuş pazarını çekeceğim. Ben ayakkabı tamircisini çekeceğim. Ben İtalyan mafes neyse konunuz karar verdikten sonra daha önce başka fotoğrafçılar bu işi çalışmış mı demin sorulan soruda olduğu gibi. Neler yapmışlar, nasıl bir dille bunu anlatmışlar diye araştırmakta fayda var. Bunun için eskiden böyle kitapçılara, kütüphanelere ve fotoğrafçılara başvurun diyorduk. Şimdi ise e, hani diyoruz şey yapın, internet ortamında bir araştırma da benzer bir faydayı sağlayacaktır diye konuşuyoruz. E, mutlaka o konuyla alakalı yazılmış kitap, rapor... Ne varsa bunların hepsinin okunması, araştırılması gerekiyor. Eğer kaynaklar varsa, yayınlar varsa onların bulunması gerekiyor. Ancak e, o şekilde konu hakkında bilgimiz olabiliyor. Bu araştırma evresinin bittiği yer, sona erdiği yer konuyu anlayana kadardır. Ne zaman ki tamam ben bu mevzuyu anladım, çözdüm, artık anlatabilirim diyorsunuz, o zaman artık hikayenizi tamamladınız manasını taşıyor. Bunu yaparken tabii ki gözlem yapmanız gerekiyor, olayların nerede geçtiğini, kimlerden oluştuğunu, o kadroların falan görmeniz gerekiyor ve o kişilerle o konularla ilişkiler kurmanız gerekiyor. İlişkilenme dediğimiz şey o. Şimdi bu ilişkilenme dediğimiz şeyin içerisinde insanlarla kuracağınız ilişki, iletişim ve izinler çok önemli. Ben bir e, yayınımı kontrol edeyim bu arada. Benim yayın devam ediyor değil mi? Gel. Benim yayın devam ediyor değil mi? Bir zahmet. Ee, olaya dahil olan insanların size iki şekilde güvenmesi gerekiyor ee, ki sizin orada bulunmanıza ve orada fotoğraf çekmenize izin versinler. Bunlardan bir tanesi e, insanların fotoğraflarını çekerken onları rahatsız etmeyecek, rencide etmeyecek bir şekilde çalışacağınıza. İkincisi de Fotoğrafları onları rahatsız ve rencide etmeyecek yerlerde kullanacağınıza inanmaları gerekiyor. Ancak bu şekilde size orada çalışma ya da fotoğraf çekme ve hatta orada bulunma imkanı izni veriyorlar. Bu güveni sağlamama durumunda ee, maalesef o çalışmayı yapma imkanınız bulunmuyor. Geldik diyelim ki siz araştırmanızı yaptınız, gözleminizi yaptınız, izinleri aldınız, her şeyi yaptınız. Neler çekeceğinize karar vermeye. Bunun için biz çekim ağacı ya da kanava dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Ha benim YouTube şeyimde yorumlarım donmuş. Ben yine telefondan açtım ki Sorunuz varsa kaçırmayayım diye. Evet vallahi sorularınız varmış ama ben şeyim kaçtığı için yorum satırım donmuş onun için çok özür diliyorum ya. Hemen çekim ağacına geçmeden telefondan sorularınıza bakıyorum. Ağaç kıymını manda gözünden anlatmaya çabalayan bir çalışma örneği var. Foto belgesel. Evet ilginç bir yaklaşım yapılabilir. Böyle sokak hayvanlarının gözünden yapılan çalışmalar da vardı. Çetin abi belgesel fotoğrafçı aynı zamanda seçtiği konudan ve anlatımından topluma karşı sorumlu değil midir? Farkındalık yaratmak. Evet, bu sosyal belgeselle alakalı hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Mutlaka bunun olması gerektiğini hep konuşuyoruz. Bir taraftan buradan da şey yapıyorum. Yok, telefondan bakacağım sorulara. Bülent Bey toplumsal ya da sosyal bir değer taşıması önemli diye şey yapmış. Evet, yani sosyal belgesel üzerinden konuştuğumuz için daha çok öyle konuşuyoruz. Sevgili Hasan projeyi finanse etmeyi de konuşacak mıyız? Altan hoca bu işleri nasıl yaptı sorusunun cevabını söyleyeyim hemen. Altan kamyonlarla otostopla gezdi. Ee, gittiği yerlerde kamyonlarda yattı kalktı kamyon garajlarında uyudu işte zaman zaman bir iki yerde gittiği şehirlerde tanıdıklarımız varsa onlar misafir ettiler falan ee, ama yani böyle bir destekle falan yapmadı Altan projeyi ee, Burak coğrafya kader midir demiş ee, yani Nepal'de çektiğiniz görüntüler bir belgesel ya da bir soruya cevap veriyor ama Türkiye'de yer etmiyor diye. Ee, Nepal'deki çanak çömlekçi ile Kayseri'deki, Kapadokya'daki, Avanos'taki çanak çömlekçinin dertleri çok farklı değil tahminen. Dolayısıyla da eğer o hikaye bir şey anlatamıyorsa Nepal fotoğrafları fotoğrafçının hatasıdır coğrafya kader değil ama fotoğrafçının daha kolay çalışmasını sağlar. Aygül Hanım foto röportaj bakın foto fotoğrafın kısaltması sizin bahsettiğiniz e, video ise yani hareketli görüntü ise o başka bir dal. Foto röportaj değil belgesel çekimi o bizim işte Nation Geographic'te ya da eee ISTV'de izlediğimiz gibi. Sevgili Tunç herhalde kim fotoğrafçı diye yanıtlamış oldum. Veli Efendi işi valla benim bilgisayarda paylaşacağım bir ara inşallah. Bir 60 fotoğraflık bir seri. Taner Bey, geniş kitleleri ilgilendiren içerik toplumsal bir konu da olabilir tabii ki ama zaten çok kişisel, bireysel bir derdinizi anlatmıyorsanız, yaptığınız işler mutlaka bizi ilgilendirecek. Sizin bakkalın derdi bizim de derdimiz. Başka türlüsü insan olmak adına da çok zor. Aygül Hanım sanırım cevaplamış oldum. Şimdi ben e, benim yorum kutusu donduğu için diğer e, aygıttan bakmaya devam ediyorum. Sohbet mesajlarına bir yerlere tıklıyorum ama tırsıyorum da bir yandan bilgisayarda bir yere dokunurken. Feyyaz abi maddi bir ödül e, peşinde değiliz. Biz e, Dolayısıyla e, öyle bir beklenti varsa bu çok doğru bir alan değil çalışmak için. Stüdyo fotoğrafçılığı ya da profesyonel fotoğrafçılık daha çok e, maddi karşılık verecektir. Yurt dışında bazı fotoğrafçıların adına işte KAPA adına ya da başka isimler adına burslar oluyor. işte daha önce konuştuğumuz Alexia Vakfı gibi vakıfların projeyi tamamlamak için destekleri oluyor. Ama genelde sosyal belgeselle uğraşan fotoğrafçılar bunu çok fazla e, maddi bir karşılık için yapmıyorlar. Aygül Hanım e, fotoğraflardan oluşan video ise ise buna e, dur ne diyorlardı? Multimedya diyorlar. Dolayısıyla e, fotoğraflar üzerinden kurgulanan bir e, hikayedir, evet. Gül Hanım, valla bendeki şeyler doğru. E, internet hızı düştüğü zaman e, otomatik e, YouTube düşürüyor dediler. Ben şimdi telefondan, bilgisayardan YouTube'a bakıyorum. Görüntüler net görünüyor. Aygül Hanım hiç zoom ortamına girme e, fikrimiz yok. E, YouTube kanalı üzerinden devam edeceğiz. Dolayısıyla e, bir de sınıftan da e, tecrübeliyiz. Şimdi 129 kişi zoomda soru sorarsa hiç baş edemeyiz. Böyle yazarak devam etmeye çalışalım. Evet, geldik çekim ağacına. <laughs> Bu birçok fotoğrafçıyla, fotoğrafla uğraşan dostumuzla da çok konuştuğumuz, üzerine tartıştığımız, herkesin kendi tuttuğu taraftan haklı olduğu başlıklardan bir tanesi. Biz genelde diyoruz ki bir çekime, bir fotoğraf bir belgesele başlarken ana çatıyı kurabilmek adına, elinizde bir yürüyüş rotası haritası olması adına bir Çekim ağacı, kanava hazırlarsanız iyi olur diyoruz. Dolayısıyla bu bize neyi sağlıyor? Böyle bir şey hazırladığımız zaman... E, Alev Hanım cevap vereceğim. Şimdi şurayı bir bağlayayım. E, bir çekim ağacı hazırladığımız zaman benzer fotoğrafları tekrar çekmek, eksik bir başlık kalması gibi bir riskten falan uzak durmuş oluyoruz. Onu sağlıyor çok kabaca yaptığımız çekim ağacı evdeki hesaptır. Ve atasözü der ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Projelerde de uymaz. Değişir, gelişir, başka formları bürünür ama belli bir hat üzerinde olur bu. Hani markete giderken liste yapıyoruz ya. Ekmek alacağım, pirinç alacağım, yağ alacağım, gofret alacağım falan diye. Gerçi bana gofret ve çoku krem yasaklandı ama <laughs> çok yiyorum diye. Hemen bilgisayarın arkasına da bir işaret göndermiş olayım. Ee, sonra gidiyorsun orada kuru yemiş Ne alıyorsun? Ne bileyim işte e, gazoz da alıyorsun falan ya. biraz çekim ağacımız onun gibi. Asıl rotamız belli ama e, o değişim ve gelişimlere açık bir şeydir. Alev Hanım bir belgesel fotoğraf projesi çalışmasında maksimum fotoğraf sayısı nedir? Tamamen seçtiğiniz konu ve biraz da şimdi konuşacağımız çekim ağacına göre e, belirlenecek bir şeydir bu. Necmiye Hanım bir şey önermiş. Evet nasıl yapılıyor çekim ağacı? Tabii ki birkaç noktayı söyleyelim. Bütün çekeceğiniz fotoğrafları yazmanız, ben işte adamı sağdan yürürken çekeceğim, kuşu solda tutarken çekeceğim falan gibi yazmanız mümkün değil. Bir liste yaptıktan sonra oradaki her şeyi çekmek için kendini paralamak da çok mantıklı değil. Bu yaptığımız listeyi gereksiz duruma düşürmez. Bu bizim yahu şu başlıkları çalışmadım galiba, Şuraya fazla eğildim diğer şeyleri atlıyorum. Bak burada işte gece çektiğim fotoğraflar artık birbirine benziyor deme şansı getirir. Ama en azından projeyi bir görsel hayal halinde size sunar. Ve dersiniz ki böyle görüntülerle bu projeyi oluşturabilirim. Dolayısıyla da o hikayenin çevresine gittiğiniz zaman hayaliniz sizi dürtmeye başlar. Netice itibariyle hep bu üç şeyi söylüyoruz. Fotoğrafı çekmeden önce çok düşün. Dekten şöyle basmadan önce daha da çok düşün. Hepsini çekip seçtikten sonra daha doğrusu seçerken birine göstermeden önce en çok düşün. Bu çekim ağacı ilk düşünme aşaması bizim için ve genelde şöyle yapıyoruz. Bir A4 alıyoruz, bir kağıt alıyoruz, ortadan bir çizgi çiziyoruz, bir tarafa durumlar ya da konular yazıyoruz diğer tarafa duygular ya da kavramlar yazıyoruz. Ve durumlar, konular tarafına önce ana başlıklarımızı yazıyoruz, sonra onları detaylandırıyoruz. Duygular, kavramlar tarafına da bu projeyle, bu fotoğraflarla hangi kavramları anlatacağız, niyetimiz ne onu yazmaya çalışıyoruz. Biz genelde derslerde bunu böyle İstiklal Caddesi Beyoğlu İstanbul üzerinden yaparız. Dolayısıyla ona dair şöyle göstereyim. Önce bunu çıkarırız. İşte İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda durumlar nelerdir? Tramvaydır, binalardır, sokaklardır, insanlardır, eğlence mekanlarıdır. Ana başlıklarımızı yazarız. Duygular tarafına, kavramlar tarafına Bunlar hep kafadan atarak yazdım. Onun içinde çok Aa, evet bu falan anlamında söylemiyorum. Nostaljidir, heyecandır, harekettir, değişimdir, eski yeni kontrast. Yani sizin istiklal caddesinde ne anlatmak istediğinize bağlı bir şey olarak oraya da kavramları yazarsınız. Sonra bu durumları detaylandırmaya başlarsınız. Tramvayda. Tramvayda neleri çekeceğim? Vatmanı çekeceğim, tramvay duraklarını çekeceğim, yolcuları çekeceğim, tramvay yolculuğunu çekeceğim içeriden dışarıdan. İşte bunun bir tamir atölyesi var orada çekim yapacağım falan diye. Sokaklardan şunları şunları, ünlü sokakları, çıkmaz sokakları, geçitleri, pasajları, başka aklınıza bir şey gelirse ekleyin. Onda bir hikaye yok, dert yok. Eğlence mekanları işte türkü var, rak bar, kafe, meyhane, efendim marjinal eğlence yerleri yok, gay bardı yok bilmem neydi. Binalarda işte tarihi bina, yeni bina, restore edilen bina, ünlü bina, insanlarda yaşayan, çalışan, gezen marjinal tipler diye böyle bir liste yaparsınız. Bizim derdimiz şudur. Çekim ağacındaki her durum ya da konu Duygu ya da kavramlar bölümünden en az bir başlığın karşılığı olmalıdır. Yani ya ben tramvayı böyle bilmem neyle çektiğim zaman çok güzel görünüyor diye oraya alamazsınız. Onun mutlaka ...İstiklal Caddesi'nde yaşanan bir şeyi anlatıyor olması lazım. Bu arada bir noktayı vurgulamak isterim. İstiklal Caddesi yazdım ama başlık olarak sadece çekim ağacı örneği dökebilmek için yazdım. İstiklal Caddesi öyle tek başına altından kalkılabilecek ve böyle basit bir çekim ağacı ile çözülebilecek bir konu değildir. Yani 3-4 fotoğrafçının 2-2,5 senede çekebileceği kadar çok konu vardır... O çekim ağacına dikkat ederseniz burada neredeyse her ana başlığın altındaki detaylardan bir tanesi tek başına proje olabilecek konudur. Yani türkü var tek başına acayip bir konu çıkarabilir. Ne bileyim çıkmaz sokaklar tek başına bir konu çıkarabilir. Beyoğlu'nda çalışanlar tek başına büyük bir proje çıkarabilir. Yani bunlar ben hani sadece örnek olsun diye İstiklal Caddesi yazdım. Yoksa burada konuşacağımız, gördüğümüz her başlık bir e, proje konusu olarak dökülebilir. Sizi yanıltmasın diye söylüyorum. Şimdi bu belgesel proje, foto röportaj hazırlamanın bizim böyle bu konuştuklarımız, konuşacaklarımız şeylerinin iki tip formu var. Bunlardan bir tanesi benim işte hem sevgili Özcan Yurdala'nın e, kitabından... Hem yaptığımız atölyelerden falan düşünüp belirleyip hazırladığım iki ayrı formdur. İkişer sayfadan oluşan toplam dört sayfa. Bir tanesi de yine sevgili Özcan Yurdağ'ın bana ilettiği WordPress foto atölyelerinde kullanılan formdur. O böyle iki sayfa. Aslında aynı şeyler fakat küçük küçük farkları, yöntem yordan farkları var. Eğer bunları edinmek isterseniz ve derseniz ki ya ben bir proje düşünüyorum e, Bunu da doğru bir e, formülasyonla yapayım ve bu Cenk'in de anlattığı yöntem benim aklıma yattı infoet videogren.coma bir mail gönderim e, proje formu istiyorum diye Ben de size yarın maille formları göndereyim Anlaştık devam ediyorum Birkaç başlığım daha var. Onları da bir göstermek istiyorum ki sözümüz yarım kalmasın. Üçüncü aşamaya geldik, çekim aşamasına. Çekim aşamasında birkaç yöntem vardır. Önce onu söyleyeyim. Sonra da her bir fotoğraf çekiminin nasıl olduğuna dair konuşmak istiyorum. Şunu yapabilirsiniz. Makinenizi boynunuza, omuzunuza asıp Atıyorum İstiklal Caddesi'ni hazırlamıştınız. Diyebilirsiniz ki bugün sadece tramvay çekeceğim. Ve gidip sadece tramvayı çekersiniz. <laughs> o arada eski binalarla, tarihi binalarla alakalı başka bir konuyla karşılaşırsanız tabii ki onu da çekersiniz. Ama ana konunuz tramvay olarak çalışırsınız. Bu birinci yöntem. Öbür günde dersiniz ki bugün meyhane çekeceğim. Öbür gün dersiniz ki bugün işte sokak çekeceğim falan. Ya da araştırmadan, konu seçiminden araştırmaya, gözlemden çekim ağacına bu mevzuya o kadar hakim olursunuz ki siz oraya gittiğinizde bu zaten sizin artık içinize işlemiştir. Orada zaman geçirip karşılaştığınız, gördüğünüz, üzerine gittiğiniz konular hangi başlıkta olursa olsun onları fotoğraflarsınız. Hasan Bey hiç sıkıntı değil. Ben mail alırsam daha iyi. Çünkü v transferde bir hafta kalacak bilmem ne falan böyle bir sürü derdi de var. Sonra onu e, takip etmek benim açımdan daha zor. Sahiden isteyenler bana mail atsın. Ben de formları göndereyim. Çünkü devamında şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ya formu doldurup da yorumlamamı isteyen varsa da bana geri göndersin. İşte yani fotoğraf çekip de yorumlamamı isteyen göndersin. Birebir iletişime başlayabilelim. Bir transferden kim indirdi, kim ne yaptı falan. Sonra takibi daha zor bizim için. Dolayısıyla ya tek bir konuyu ya bütün çekim ağacını içinize işlemiş bir şekilde çekimlere gidebilirsiniz. Fakat çekimlerde bazı şeylere dikkat etmemiz, bazı şeyleri de düşünmemiz gerekiyor. Başlıklarımız bunlar. Bir de hızlıca şöyle bir 10 dakikada bunlara bakalım ve bu akşamı öyle toparlayalım istiyorum. Çünkü seçmek ve editing başka bir akşamın tek başına konusu olacak. Öncelikle şunu unutmayalım. Çektiğimiz her kare için bir sorumluluk taşıyoruz. Sadece çekim anını değil, aynı zamanda bu fotoğraflar kullanıldığında, paylaşıldığında o paylaşım mecrasının ve ortaya çıkabilecek olası sonuçların da sorumluluğunu taşıyoruz. Fotoğrafçı olarak. Dolayısıyla da e, fotoğrafını çektiğimiz kişi veya konularla bizim aramızda demin de söylediğimiz güvenin oluşması gerekir. Ben Rafael'in fotoğraflarını çekerken ona dedim ki bir dergi için çekeceğim. Dergilerde yayınlanacak dedim. Gerçi o zaman bir dergiyle anlaşmam yoktu henüz ama dergilerde çalışıyordum. Dolayısıyla Nation Geographic Traveler'ın gezi traveler e, travel dergisinde yayınlandı sonra fotoğraf dergisinde yayınlandı falan ama Rafael bunların bir dergi için çekildiğini biliyordu hikayeyi böyle aktaracağımı biliyordu zaten Tabii ki yaptığınız çalışmada insanların sizi o olaya dahil etmesi için doğru ilişkileri kurmanız ve varlığınızı meşru hale getirmeniz gerekiyor İskenderun balıkçıları hikayesinde nükleer atık yüklü bir gemi battıktan sonra balıkçılık yasaklanmış ve balıkçılar gizli olarak balığa çıkıyorlardı. Biz de bu hikayeyi fotoğraflamaya, kaydetmeye gitmiştik. Dolayısıyla da oradaki yerel basından arkadaşları kabul etmediler buraya çünkü hemen yerel basında çıkacaktı ama beni kabul ettiler. Onun içinde böyle işte bir teknede rakı masası kurulabildiği, teknenin üstünde beraber yemekler pişirildi, aynı şeyden kaptan yemekler yenildi falan ama en böyle özel anların fotoğraflanması öyle mümkün oldu. Adam uyurken de, gizli balığa çıkarken de, o gizlice tuttuğu balıkları piyasaya sürerken de fotoğraflarını çekme şansı öyle ortaya çıktı. Ya da işte e, ee, Fener Rum Patriği Bartolomeus soldaki. Ben vaftiz konusunu çektiğim zaman yani Patriğin yanına kadar girip çekebiliyorsun. Kendini oraya kabul ettirme şeklinde. Bunun şöyle bir yolu var, böyle bir formülü var, böyle bir reçetesi var diyemiyorum. O her fotoğrafçının kişiliğiyle alakalı, konulara ve insanlara yaklaşımıyla alakalı cebinde anahtarı olan bir yöntem. Ama hep söylüyorum hani çekmek isteyip de çekemediğim çok az konu vardır. Bir yolunu o konunun ya da o kişinin kabul ettiği yöntemi bulmayı beceriyorum diye düşünüyorum. Onun için de işte e, en Fener Rum Patrikhanesi'nde orada kilisede hem Kadıköy yakasında kiliselerde vaftiz çekme şansım oldu. Ki e, böyle mesela grup gitsen e, Patrikhane'ye fotoğraf çektirmiyorlar. Sen bir fotoğrafçı olarak bu kadar yakında çalışabiliyorsun ama. Eğer doğru yöntemi bulduysan. E bunu da nasıl yapıyoruz? Bazen sözle, bazen beden diliyle, bazen yaptığımız ufak bir mimikle, hareketle orada e, bulunuşumuzu kabul ettirmeye çalışıyoruz. Biraz önce bir soru vardı, o zaman demiştim o haber niteliği taşıyor diye. Bir foto muhabirinin yani o haberi hazırlayanın Belgesel fotoğrafçıyla farkı zaten bu davranışlarda ortaya çıkıyor. Foto muhabirleri olay gerçekleşirken, zirve anı gerçekleşirken oradadır. Genelde herkes aynı yere bakar. Kendilerine verilen alanlar içerisinde hareket ederler ve sonra giderler. Belgesel fotoğrafçı hala orada kalıp başka yerlere de bakan insandır. Onun için de orada bulunuşunu kabul ettirmesi önemlidir. Bizim işte Nepal'deki teyze, senalar falan bilecek bunu. Onların da var böyle fotoğrafı. İşte Hindistan'da sadular, fikriyeler falan e, buradaysa onlar da görecek. E, tanıyacaklar bu saduyu. E, böyle şey bir ilişkimiz de yok. Yani gayet seviyeli, mesafeli, düzgün birbirimizi, derdimizi anlatabilecek kadar kurduğumuz bir iletişimimizle fotoğrafları çekmek mümkün hale geliyor. Bu sağdaki benim böyle çok eski fotoğraflar. Saçlar böyle uzun. Bu torakçılarla beraber çekimler yaptığımız zaman oranın çocuklarıyla falan böyle bir samimiyet oluşuyor tabii. Ama çocuklarla bu samimiyeti kurabildiğimiz için, ailelerle bu samimiyeti kurabildiğimiz için soldaki gibi ya da bu fotoğraflar gibi yani olayın içine girebildiğimiz daha sıcak, daha samimi, daha yakın fotoğrafları Çekme şansımız oluyor. Aksi halde böyle hani ben, ben fotoğrafçıyım, sizin de derdinizi anlatıyorum, daha ne istiyorsunuz abicim falan tavırları çok karşılık bulamayan hareketler ve davranışlar maalesef. Biz fotoğrafçılar olarak çekim esnasında iki noktaya müdahale edemeyiz ve saygı göstermek durumundayız. Olayın akışına ve mekanın gerçekliğine. Kurgu ve düzenleme yapmayı genelde tasvip etmiyoruz. Bir şekilde kabul ediyoruz. Ona dair bir örnek göstereceğim. Ama şöyle kendimi kapatayım yazıda görünsün. Belgesel fotoğrafçı olayın akışına müdahale etmez. Bir de şurada yapsana, bir daha yapsana, bir de şöyle yapsana diye olayı tekrar ettirmez. Olay gerçekleşirken çekebiliyorsa ne ala. Bir yarış sonrası jokeyin terini siliyorlar burada. Abi bir daha siliyor gibi yapsana diyemiyoruz. Öyle bir şansımız yok. Ya da ne bileyim işte Beşiktaş Meydanı'ndaki e, kokoreççi. Abi bir daha duman çıkar falan diyemiyoruz. Duman oradayken yapabiliyorsan yapıyorsun. Mekanın gerçekliğine de saygı göstermek zorundayız. Şuraları bir düzenleyeyim, şuraları toparlayayım, orada bilmem ne mi var falan diye yapamayız. Oradaki gerçeklik neyse biz ona uygun açımızı, yönümüzü, yerimizi bularak çalışmalıyız. Bunu bilmiyorum. Sena sizlerle mi çekmiştik bu fotoğrafı? Ee, ya da bizim Ahmetlerle çekmiştik galiba. Ee, Bodanaht. Dünyanın en büyük Budist topası çevresinde bir akşam böyle mumlar falan yakılıyor. Dikkat ederseniz soldan sağa doğru giden fotoğraflarda... Ben hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Sadece hikayeyi güçlü anlatacağına inandığım açıları ve ortamları bulmaya çalışıyorum. Ya şu mumları şöyle çekelim de derim. Yani o kadar e, rahatımdır ama öyle bir şey yapmıyorum. Ya da kıza gel şurada dur demiyorum. Oradaki hikaye neyse ben ona uygun hareket etmeye çalışıyorum. Kuş pazarında da öyle. Bu eskiden farklı bir yerdeydi. Dolayısıyla orada e, da bir hayat devam ediyor. Ben karışmıyorum ne oluyorsa onu fotoğraflamaya çalışıyorum. Burada da yine kuş Tabii ki hikayenin içine dahil olduğumda beni görüyorlar, fark ediyorlar. Ama beni kabul ettikleri için doğal hallerine devam edebiliyorlar. Eğer bir kurgu yapıyorsanız o zaman bunu özellikle belirtmeniz gerekir. Bu Veli Efendi hikayesi daha sonra kitap olacağı zaman jokeylerin böyle portreleri olsun dedik. Ve o zaman... Ee... Stüdyo kuruldu, fotoğraflar çekildi, kitapta da stüdyo kurularak çekildi diye yazdık. E, Çetin abi onlar şey değil, dramatik ton değil, siyah beyaza çevrim onlar. E, renkli dia ile çekilen çok eski fotoğraflardır e, ve daha sonra da yani bunlar için söylüyorsam bunlar e, renkli dia'nın e, tarandıktan sonra Photoshop'ta siyah beyaza dönüştürülmesidir. Yoksa dramatik tonla çekilen fotoğraflar değil. Ona şeyiz yani. Aynı düşünüyoruz o konuda. Dediğim gibi bir kurgunuz varsa bu kurguyu belirtmeniz koşuluyla mümkün. Tabii ki evet Halis Karataş'ın da o zamanlar bayağı bir samimiyetimiz var. Süleyman Aktı'yla samimiyetim vardı. Onu da daha sonra anlatacağım bir fotoğrafta önümüzdeki oturumda. Ben aslında kuş pazarını çekerken Süleyman Aktı'yla tanıştım. İmparator. Dedi ki ya gel bizim oraları çeksene dedi. Veli Efendi'yi öyle çekmeye başladık. Yani öyle bir hikayedir. Yok Çetin abi ben hemen böyle bir şeye girmiş olayım dedim. Yoksa onlar için demediğinde eyvallah. Birçok fotoğrafçı arkadaşımız diyor ki ya iyi güzel de. Ona müdahale etme, buna müdahale etme, şuna karışma, burada şey yapma. Ben fotoğrafçıyım, benim mevzuya dahil olduğum yer neresi? işte burası. Deklanşara basma anınız, ve kompozisyonunuz. Hangi açıdan, nereden çekeceksiniz, yüksekliğiniz ne olacak ve hangi anda dektanşöre basacaksınız. Bunu yaparken de böyle sadece görselliği ve güzelliğiyle alakalı kadrajlardan kaçmanız gerekecek. Bakın dektanşöre basma anı aynı hikayeyi nasıl değiştiriyor? Çocuk kendi sağını bizim kadrajın soluna doğru eğildiği anda dektanşöre basıldığında hikaye farklı hale gelebiliyor ve fotoğrafın gerçekliğini, doğruluğunu, gücünü arttıracak, ikna becerisini arttıracak bir şeye dönüşüyor. Buna böyle alıştığınız zaman neredeyse çektiğiniz her fotoğraf konusunda aynı şekilde hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu bir gün doğumundan sonra Eminönü'nde çektiğim fotoğraflardan biri. Soldakini çekince rahatsız hissediyorum kendimi. Ne çocuğun duruşu, bakışı, ne dumanın yeri doğru gelmiyor. Onun da en doğru şeyini bulmaya çalışıyorum. Hani diyor ya şair mavi bir huydur bende diye. Bunlar da sizde bir huy haline dönüşmesi gerekiyor. Bakın deklanşöre basma anı fotoğrafın gücünü çok değiştirebilir. Fotoğrafçının en büyük becerilerinden bir tanesi budur. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Daha sonra da üzerinde duracağız. Ee, i̇nsanlar poz versin mi? Nereye baksın? Falan gibi şeyler konuşulur fotoğrafın içindeki. Tabii ki insanların objektife bakmasında bir sıkıntı yok aslında. Fakat burada önemli olan şey ne kadar doğal oldukları. Çünkü bunlar yaptığınız görsel hikayelerin başrolleri. O hikayelerde derdinizi kurgulamanızı sağlayan aktörler onlar. Dolayısıyla onların böyle fotoğrafları olabilir. Mesela sağdaki fotoğraf Balat'taki son Yahudi vatandaşımız Davitti. Dolayısıyla da Balat'la alakalı yaptığım, 8-10 sene oldu Adamcağız Öleli. Ee, Balat'la ilgili yaptığım bir çalışmada David'in böyle bir portresinin olmaması, böyle bir fotoğrafının olmaması düşünülemezdi yani. Ama başka tarafa da bakabilir insanlar, onun üzerine daha sonra konuşacağız ya da hiç alakası yokmuş gibi davranabilir. Dolayısıyla sizin ne anlattığınız bizim için önemli. O insan nereye bakıyor çok kafaya takmıyoruz. Ama nereye baktığını bir yerde takıyoruz. Onu ıı, konuşacağız ilerleyen şeylerde. Ben Turgut'a şu noktada katılıyorum. Hayat kurtarıyordan ıı, kastı yani ya buradan fotoğraf çıkmaz dediğimiz bir görüntüde, bir ortamda fotoğraf çekmeye devam etme şansı veriyor. O açıdan iyi bir şey. Hadi şunu da söyleyeyim de bağlayayım bu akşamı. Çok konuştum bu akşam. Ama önemli bir mevzuyu toparladık diye düşünüyorum. Peki bu çekimler ne zaman bitiyor? Bir konuya başladığımız zaman ne zaman sona erdireceğiz? İki seçeneğimiz var. Bir zaman sınırımız var mı yok mu? Bu çekimleri bir dergi için, bir gazete için, bir yerde yayın için hazırlıyorsanız size zaten süreyi söylüyorlar. Biz daha önceden ee, dergilerde çalışırken bize diyorlardı ki işte ayın 15'inde şu konuyu çek gel, 20'sinde bu konuyu çek gel falan diyorlardı. Dolayısıyla o zaman yaptığımız plana süreyle bağlı olarak uymak durumundaydık. Ama zaman sınırınız yoksa asıl hikaye o zaman başlıyor. İki tane şeyi söyleyebiliyorum bununla alakalı. O bir çekim ağacı hazırlarken detaylar metaylar yazdığınızda ya ben bu başlıkla alakalı sayeden derdimi anlatan fotoğrafı çektim dedikten sonra artık o konuyu bir daha çekmiyorsunuz. Böyle böyle başlıklar tamamlanıp bittiğinde projeniz bitmiş oluyor. Ya da artık diyorsun ki tamam bence hikaye bitmiştir ve arkanı dönüp gidiyorsun o zaman hikaye bitiyor. Buna fotoğrafçı karar veriyor. Ya ben Beyoğlu'nu anlatan bir proje yapıyorum. Ya ne zaman sen bitti dersen o zaman bitiyor. Üç günde biter, beş yılda biter diye bir sınır çizmemiz maalesef her fotoğrafçıya özgü bir şey olduğu için mümkün değil çekimleriniz bittiği zaman ya da bitmek üzereyken ya da devam ederken fotoğraf seçme ve editing geliyor. Ayrı bir oturum olarak yapacağız ama mevzu şu: doğru fotoğrafları nasıl seçeceğiz? Güzel fotoğraflardan nasıl vazgeçeceğiz? Bunu yaparken kontak baskı ya da indeks baskıdan nasıl yararlanıyoruz? Ve birkaç tane de önerim olacak. Ama işimiz burada bitmez çünkü ondan sonra gelen adım nedir? O fotoğrafları sıraya dizmek. Bu seçtiğiniz şeyler birer cümle, sizin hikayenizi oluşturan. Ama bir hikaye formunda yazılmış cümleler değil. Onları sıraya koyduğunuz zaman hikayeniz oluşacak. İşte editing dediğimiz şey, sıralama dediğimiz şey bunun için önemli. Ki bunu yaptığınız zaman bir anlatı oluşturabiliyorsunuz. Umut ediyorum bir belgesel proje yapmanın aşamalarını en azından 3 aşamasını böylece toparlamış olduk. Sorularınız varsa almaya başlayayım çünkü toparlıyorum. 2 dakika içinde bitireceğim sorularınıza bağlı olarak. Cuma akşamı bu sefer bir fotoğraf çalışmasında fotoğrafçının yaklaşımlarını konuşacağız. Açı, konum, uzaklık, teknik, katmanlar, işte kaç planda nasıl çalışılır falan diye çok örnek fotoğraf üzerinden konuşacağız. Böylece... Ee, artık tarzı, yöntemi konuştuk başlarda. Bugün formülü konuştuk. Cuma akşamı yaklaşımları konuştuğumuz zaman artık üç aşağı 5 yukarı bir projenin nasıl toparlanacağı mevzusunu derleyip toparlamış hale geleceğiz diye düşünüyorum. Yarın akşam Murat Hoca'nın dersini ikinci oturumunu kaçırmayın. Siz soruları yazana kadar ben hatırlatmalarımı yapacağım. Instagram paylaşımlarınızı bekliyoruz. Cuma akşamına kadar zamanınız var. Evde kal. Evde çekilen, evden çekilebilen fotoğraflarınızı bekliyoruz. Çok keyifli fotoğraflar geliyor. Pazar akşamı onun değerlendirmesini yapacağız. Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medyada bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Videogren, Instagram'da videogren alt çizgi fotoğraf olarak bizi bulabilirsiniz. Fotoğrafla ilgili eşinize, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalımızdan bize abone olmayı, bildirimleri açmayı, fotoğrafla ilgili dostlara YouTube kanalımıza haber vermeyi de unutmayın. Şimdi sorulara bakıyorum. Yine e, bilgisayarımda yorum bölümü hareket etmiş ama ben gene de buradan şey yapayım. Evet Çetin abi her şeye karşıyız. Çarşı, çarşıyız ya. Yani öyle düşünebilirsin. Şöyle yapayım bir taraftan da. Şimdi İlhami Bey, e, insanlar iletişim için fotoğrafçının giyim kuşamı nasıl olmalı mevzusunu yanılmıyorsam bir başka oturumda konuştuk ama çok kabaca söyleyeyim. Böyle ben fotoğrafçıyım diye göğsünü yumruklamayan, işte kendi halinde her zaman olduğumuz gibi olmamız yeterli. İşte fotoğrafçı yelekleri, kocaman objektifler falan zaten çok e, yapamadığımız şeylerdir. Dolayısıyla normal günlük kıyafetiniz, işte bir makineniz, ihtiyacınız varsa küçük bir fotoğraf çantasıyla bu iş çözülebiliyor. Ama söylediğiniz şey şu açıdan önemli. Sahiden insanları korkutmayacak bir e, tarzımız, tavrımız olması gerekiyor. Evet Alev Hanım, o dediğiniz doğru. Yani ben e, Coşkun Aşar'ın travestiler çalışmasını 10 sene çektiğini biliyorum. 10 seneden sonrasını artık biz takip edemedik. Çocuklar da öyle. 5-6 sene çektiği bir işti. Aygül Hanım, sokağa çıkmadan fotoğraf, röportaj çok rahat yaparsınız. Evde kim varsa onun günlük hayatını çekin. Bitiremezsiniz. O kadar derin mevzu. En basitini söyledim yani. Okan Bey çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizin kanalda gayet iyi. Herkese tavsiye ediyoruz. Deniz Bey yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Evet Alper Bey'in söylediği doğru. Beğenileri ihmal etmeyelim like'ları. Beğenmiyorsanız bir şey yok. Çok sağ ol Sena. Zoe teşekkürler. Berna teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler. Cuma akşamı görüşmek üzere. Yarın akşam Murat Hoca'nın dersinde zaten Hepimiz öğrenciyiz. Görüşmek üzere.